İyi akşamlar, Soygul Yorum'a hoş geldiniz. Bu akşam Türkiye ve Dünya gündemini sorgulayacağız. Çok yönlü ve ezber bozan bir konuğum var. Çok yönlü diyorum çünkü kendisi Türk sosyalist, yazar, düşünür, ekonomist, tarihçi, isim bilimci, medya ve edebiyat eleştirmeni, Kürdolog, Sovyetolog, siyaset bilimci, teorisyen, gençlik önderi ve akademisyen, profesör doktor sayın Yalçın Küçük ile Türkiye ve Dünya gündemini sorgulayacağız. Tabii kendisi hakkında öğrenmek istediklerinizi de, merak ettiklerinizi de kendisine soracağım. Konuğum Sayın Yalçın Küçük, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi çok güzel burada görmek efendim. Hoş geldiniz yeniden. Ben de. Bir güzel yer burası. Çok güzel. Evet. Şimdi öncelikle sizin hakkında merak edilen konularla başlamak istiyorum. Konuk olacağınızı duyurduğumuz andan itibaren Yalçın Küçük'ü neden ekranlarda göremiyoruz diye birçok tweet aldık. Ulusal kanaldan ayrılışınızı konuşalım. Niye ayrıldınız? Ayrıca tabii bu konuya girmeden önce Kalemler ve Kılıçlar adında bir yayınınız vardı sizin. Siz mi koydunuz o ismi? Evet, biz koyduk. Ben koydum. Evet. Nedir anlamı Kalemler ve Kılıçlar? Abi. Ha bir defa şu. Bizim eski dilimizde bir güzel laf var. Barikayı hakikat müsaademeyi den çıkar. Bunlarla. Ondan sonra fikirlerin çatışmasından çıkar. Türkiye'de bitmiştir. Hiç kimse tenkit yapmıyor. Herkes birbirini seviyor. Biz bu işi öyle yaptık. Yani kılıç çekilecek. Kalem olacak. Kalem düşünceyi temsil ediyor. Ve kılıç çekecek. Bunu da o şekilde yaptık ve son derece de tuttu. Başarılı oldu. Peki programda ne yapıyordunuz ki birileri rahatsız oldu? Sayın Perinçek'in yorumunda sizin yolları ayırdığınızdaki yorumunda bir şey dikkatimi çekmişti. İzleyiciden müthiş bir tepki aldık demişti. Çünkü Yalçın Küçük Atatürk'e Yahudi diyor. Türkiye Cumhuriyeti kuranlar için Sebateistler diyor. İlker Başbuğ'a, Yaşar Büyükanıt'a da Yahudi diyor gibi söylemleri olduğu için Yalçın Küçük'le yolları ayırdık gibi bir cümle kullanmıştı. Siz bu cümleyi söylediniz mi? Ben şunu söyleyeyim. Doğu Perinçek bu düşüncelerini, bu fikirlerini bundan önce belki 100 defa söyledi. Burada yeni, burada bir tek yeni var. Ben mesela Sabateizm çalışmalarına başlattığım zaman Doğu bundan 1500 yıl önce diyelim. Atatürk'e gidecekti. Çatladı, Atatürk'e gitmedim. Neye gideyim Atatürk'e? Ben bu işleri başladığım zaman İsrail, Mustafa Kemal Paşa'nın İbrani olduğunu çıkartmak istiyordu. Ben onu kestim. Söylediklerin içinde bir tek yeni bir nokta var. Hiçbiri yeni değil. Hep söyle. Utanç verici bir durum. Ne yeni diye? Siz de bunu bilirsiniz. İlker Paşa'nın, Paşa Hazretleri'nin İbrani olduğunu söylendiğini bilmeyen kimse yok. Jerusalem'de, Kudüs'te, ağlama duvarında gitmiş durmuş. Fotoğrafı vardı bile. Sen kocaman bir adamsın böyle çocuk. Ama iyi korunuyorum zannetmiş. Yanındakiler de bunu vermiş. Orada çıktı. Ben, insan bunu söylediği zaman utanır. Ben bunun doğru olmadığını söyledim. Doğru olmadığını söyledim. Çünkü AKP İlker Paşa'yı Genelkurmay Başkanı yapmak istemiyordu. İlker Paşa, ben onun için bilgimin ötesinde başka bir şey söyledim. Aynı şekilde Yaşar Paşa Hazretleri için de. Yaşar Paşa'yı birçok kitaplarda vardır bunlar, 100 defa söylenir. Doğu Perinçek bunu, niye bunu yaptı? Bir tek, niye bunu yaptı?
Çok iyi bir program gidiyordu. Çok çok iyi bir program. Olağanüstü bir program. Ben şunu söylüyorum. 1,5 ayda, 1,5 yıllık biz bir program yaptık. Çok başarılı. Evet. Ondan sonra da kapatıverdi. Ve çok da tartışmalı bir şekilde. Bana sorarsanız biraz daha uzasa daha iyi olurdu. Daha iyi olurdu. Ama çok iyi bir program oldu. Türk halkı için çok çok iyi şeyler söyledik biz. Ha, ben onları da mektupla yazdım. Orada da söyledim. Ben her yerden kovulurum. Atatürk'ün Yahudi olduğunu söylediniz mi? Ben tersi. Ya da o yayında mı söylediniz onu? Hayır efendim, öyle bir şey yok. Doğu bizim doğu, uydurur. Benim arkadaşım uydurur. 1968'den beri uydurur. Hiç öyle bir şey yok. Tam tersine. Ben doğuya da söyledim, öbür tarafa da. İsraillerin elinde 2 tane ileri sürerler. Bunları da ciddiye almayız. Bir iyisi Şam'da veya Halep'te otururken Şema, o İsrail demiş. Duy İsrail. Bu ona benziyor. Başka bir şey yok. Ha. Ben çok açık olarak söylüyorum. Şu anda Mustafa Kemal'e bizim ihtiyacımız var. Onu kimseye vermeyeceğiz. Öyle bir şey, hiçbir şey yok. Doğu Perinçek'in birinci özelliği uydurur, uydurur. Bu işte tek yeni olarak uydurduğu benim Mossadçı olduğumda. Ben de gülüyorum. Sizin çok eski arkadaşınız Doğu Perinçek. Sizin çok eski arkadaşınız Doğu Perinçek. Yani, tabii eski arkadaşım, hapishane arkadaşım. En evet. iyi arkadaşlıklarından bir tanesidir. Daha hala da severim. Ama gayet açık. Ondan sonra burada bir şey yok. Yani, ve çok kötü oldu. Çok kötü şeyler yapıyordu. Yani Kürtlerin oh oh ne güzel öldürüyoruz şeklinde laflar söylüyordu. Ben bunlardan değilim. Ben bunlardan değilim. Yani o görüş ayrılığı nerede başladı? Şimdi öyle bir şeyi abartmayın. Mesela Doğu Perinçek'le... Mossad'ın operasyonlarına alet olduğunuzdan bahsetmişti. Mossad'la bir ilişkiniz mi var sizin? Allah, böyle... Ben onu ilk defa duydum. Herkes güler buna. Olduğu tarafları falan. Doğu başka bir insandır. Yani burada bugün Doğu'yu konuşmak istemiyorum. Onun için değil. Şu dergiyi getirdim. Bu dergi 1970 yılı. 1970 yılı. Evet. Görünüyor değil mi 1970 yılı? Hocam böyle gösterirseniz. 1970 yılı görünüyor mu? Şurada görünüyor mu? Bir kongre toplanmış. 1970 yılında bir kongre. Türkiye İşçi Partisi, 1. Türkiye İşçi Partisi. Parlamentoya 15 milletvekilini soktu. Burada şey olmuş. 4. Büyük Kongresi. 4. Büyük Kongresi'nde dünyayı sarsan bir karar alındı. Burada ben de varım. Bakın bu kongreyi anlatan adam benim. 1970 yılı. O zaman 50 yıl eder. Evet. 50 yıla. Biz bu toplantıyı yapacağımız zaman Doğu Perinçek de yakında bir yerdeydi. Biz biliyorduk bu kongreyi basacaktı Doğu. Yani benim Doğu'yla arkadaşlığım falan mıydı? O sırada Türkiye İşçi Partisi'ni yıkmaya çalışıyordu. Arada birilerini yıkmaya çalışır. Sonra TKP'yi yıkmaya çalıştı. Şimdi Kürtleri ortadan kaldırmaya. Öyle bir arkadaşımız. Ha, burada 1970 yılında Türkiye İşçi Partisi bir karar aldı. O karar. 1970 yılına kadar Türkiye'de, ey Türkler bunu bilin, Kürt demek suçtu. Hiç kimse Kürt diyemezdi. Bu kongre, Türkiye İşçi Partisi, bu kararı yazan kurulda ben varım. Şu anda da ayakta duran, hala devam eden, hala ben varım. Bakın burada da var, ispatlı. Türkiye'de Kürtler vardır diye bir parti karar aldı. Sonunda o parti kapatıldı. Beyci Boran 15 yıla
mahkum oldu. Öbürleri 12 yıla vardı. Bu budur, bu budur. Yani biz Türkiye'de Kürt vardır hapse girme pahasına. Kürt vardır kararını çıkartan, ortalığı alt üst olan. Ben bazen öyle söylüyorum. Kürtler herhalde sizdir. Bu işleri biz başlattık. Çünkü Türkiye'de Kürt var diyen biziz. Bu budur. Yani Türkiye'nin demokratikleşme yolunda büyük bir payınız var. Efendim böyle bir halk var. Bu çocukcağız mesela Kürt uzmanı oldu. İsmail Beşikçi. İsmail Beşikçi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde diyelim 68-69 yılında okurken staja gitmiş. Staja da ondan sonra bir takım Kürtler varmış. Kürt diyemiyor. Diyemiyor. Ona şaşırmış. Hem Kürt hem tercümanla konuşuyor. Birinci nokta bu. Onun için o değil. Benim için burada söylediği tek önemli şey. Evet. Benim çok da kibar. Yani Mossad'ın etkisinde oldu. Doğu benim etkide olacağımı düşünmez. Bana Mossad'cısın diyor. Ve ben de gülüyorum. Ona cevap bile vermem. Bir. Biraz hikaye anlatayım. Buyurun. Biz bunları başlattık. Doğu o gün 1970 Kasım ayındaki kongrede bir grupla birlikte o kongreye gelip bizi dövmek istiyordu. Toplantıyı dövmek istiyordu. Değişir Doğu. Doğu'nun benimle kavga ederim, yaparım bilmem ne. Bu işte beni aldılar. Sonradan da çok başarılı bir program oldu. Birazdan değil, onlara evet. Da çok fazla şey yapacak değilim. Ama siz beni anlatıyorsunuz. Ben bu yaptığım işte kıvanç duyan bir adamım. Bu ülkede Kürtlerin ben Kürt'üm deme kapısını açan insanlardan birisiyim. Çok azdır. Ve şunu da söyleyeyim. Bu insanların hepsi çoğu yaşamıyor artık. Ben yaşayan adamım. Kemal Burkay da bunların arasında vardı. O şimdidir. Şimdi tamam. Bu ne demektir? Şöyle bir algı olamaz mı? Şimdi izleyicilerimiz de yazıyorlar. Doğu Bey'in aslında sizle çok farklı düşünmediğini size göre. Fakat söz konusu vatansa iki cephe vardır. Bir tarafta teröristler vardır. Bir tarafta da devlet vardır. Biz bu konuda devletin yanında oluruz gibi açıklamaları var. Yani bu Vatan Partisi'nin kurmasında da amacının bu olduğunu söylemişti. Biz vatanda buluştuk diyorlardı. İşte milliyetçiler, halkçılar, sosyalistler, muhafazakarlar, ilericiler hepsi vatanda buluşacak dedik ki Vatan Partisi'nde sağcı da birçok isim, sağ görüşlü birçok isim de gördük. Sayın Yaşar Okuyan gibi mesela. Vatan Partisi'nde sağcı olmayan adam kalmamıştır. Gerçeği konuşalım. Hepsi sağcıdır. Doğu Pirinç'e... Ya bu kötü bir şey midir? Sorum o. Bu sağcının orada olması kötü bir şey midir? Bir solculukla yani... zaten sağdan başladı. Solda doğru geldi. Ondan sonra da gayet sağda bir yere geldi. Bunun solla bir ilgisi kalmadı. Ama Doğu'nun bir özelliği var. Sık sık değişir. Sık sık değişir. Bunları size söylüyor. Şimdi ben Beka Vadisi'ne gittim. Ben evet. Türkiye'de, madem ki merak ediyorsunuz, pek şey, birçok adımı ilk defa attım. Yani Türkiye'ye karşı savaş yapan bir grup vardı. Ben gittim onlara. Evet, siz gittiniz. Evet, ben gittim. Başka kimse... Şimdi böyle şeyler vardır. Doğu da öyle söyler. Kendisi de söyledi bana. Hasan da söyledi. Biz o şeye bakarız. Yalçın Küçük'e bakarız. Yalçın Küçük ne yaparsa biz arkasından gideriz yaparız. Bu defa uzattılar bu. AKP'li dönemlerini uzattılar. Benim arkamdan Beka'ya geldi. Yani bütün bunları. Doğu'nun böyle dünyanın şaştığı bir Kürtçü dönemi vardır.
ondan sonra. Bunları bırakalım. Doğu bu kadar değil. Ancak yani aslında o zaman sizin derdiniz Kürtçülük değil de biraz aydınlıkçı bir hareket miydi? Benim mi? Evet. Ya o zamanki yani diyorsunuz daha çıktım, görüştüm. Oradaki amacınız neydi? Orada bir defa şu var. Ben Türkiye'de bir başka adamım. Bir insan Türkiye'ye karşı savaşmak istiyor ve savaşıyor. Benim adım var. Bunu ben giderim, sorarım ona. Ve ondan sonra da hepsini yayınladım. Bu Türkiye'de Kürtler hakkında yayınlanan ilk kitaptır. İlk kitaplardan biridir. Bu kitabı ben Abdullah Öcalan'la tartıştım. Kayıtlara alındı. Buraya geldim. Kayıtlar beni, yani video kayıtları, beni devlet, Yüce Türk Devleti havaalanından gelir gelmez yakaladılar. Korkunç hücrelere attılar. Ve benim mülakatım TRT'de söylendi. Siz televizyoncusunuz. Öcalan'la Türk televizyonlarında ilk mülakat benim sesimden yapılmıştır. Ben bunlardan iftihar ederim. Türk halkına bunları, Türk halkının bunları duymak hakkıdır. Bunları ben duyurdum. Hiç de suç yok içinde. Bunları bir toplattılar, hepsi bıraktı. Bu da öyledir. Bunların hepsi serbesttir. Hepsi serbesttir. Bakın, buyurun. Kim gösterecek? Bekâ Vadisi'nde. Görüyorsunuz. Evet, bir yakından göstersin arkadaşım. Tutun hocam, siz göstersinler. Görüyorsunuz. Ha, bunları ben yapıyorum. Ben Doğu Periçek gibi oturmuyorum. Risk alıyorum. Türk halkının bunları bilmek ve bu Türk televizyonunda söylendi. Ben hücreye atıldım. O kadar çok hücreye atıldım ki ne güzel. Ne güzel. Ne demek ne güzel. Hücreye atılmak güzel değil. Hücre çok kötü bir yer. Ama Uğur Mumcu'nun çok güzel bir lafı vardı. Bir zaman vardır bizim Türk tarihimizde. Bizim Türkiye tarihimizde her hafta beni hücreye atarlardı. Uğur Mumcu da artık şey derdi. Ya çünkü çok haftalık görüşmesini yapmaya gitti diye. Hani Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın konuşması gibi. Ben bunları değil ama başka bir şey söylüyorum. Yani bu şey tabii Sayın Perinçek kısmını çok da uzatmak istemiyorum ben de. Yani polemik gibi kullanmak istemiyorum bunu. Zaten programın formatında da böyle bir şey yok. Tekrar gelirsin. Rating malzemesi gibi görmek istemiyorum ama tabii birçok soru geliyor. İşte Perinçek'in gerileştiğini mi düşünüyorsunuz siz? Böyle bir söyleminiz oldu mu? Perinçek gerileşti. İşte Akit TV'ye çıktı vesaire, muhafazakarlarla iletişim kurdu ya da AK Parti ile yakın iletişim kurduğunu iddia edenler var. Bu da onun gerileştiğini gösteriyor. Böyle şeyleri bunu bakın, hapishaneden ben Silivri'de hapishanede Doğu Perinçek'e mektup yazdım. Sen AKP'lisin dedim. Ben hep doğruları söylerim. Sonradan Doğu Perinçek bu noktaya gelince herkes Yalçın Küçük'ün söylediklerini yapıyor dedi. Doğu Perinçek AKP'lidir şimdi. Bu noktalara geleceğiz. İstediğiniz kadar. Bakın başka şeyler de var. Burada biliyorsunuz. Bir iki şey söyleyeyim. Buraya da geleceğim. Buyurun buyurun. Burada başka şeyler. Sizin Sayın Perinçek'e AKP'lisin. AKP'liyi de onu söyledim. Başka şeyleri de. Şimdi başka şeyler de söyleyeceğim. Ama izin verin. Buyurun. Benim mutluluğuma bakın. 1984 yılı Gazeteciler Cemiyeti'nin üstü lokaldir. Orada lokantaydı bir müddet. Yani insanlar, aydınlar orada buluşup şey yaparlar. 1984 yılı. 1984 gün. Saat 3'te 4'te bir gün gittim. Biz de arkadaşlarımızla buluştuk. Orası tenha olur. Bir başka masada görebiliyor musunuz? Cemal Süreyya vardı. Evet. Cemal, büyük şairimiz Cemal Süreyya. Beni görünce koştu geldi.
nasıl heyecanlıydı. Bana bunun sevincini hiç anlatamazsınız. Bana ne dedi Cemal biliyor musunuz? Yalçın dedi. Ben de Kürt'üm dedi. Ve sarıldı beni öptü. Ben sanki ona Kürtlüğünü veren bir adamdım. O kadar mutluydu. O da beni de mutlu etti. Daha önce hiç kimseye ilkokul 5 yaşında Türkçe öğrenmeye başlamış birisidir Cemal. Bizim büyük şairimiz. Tamam mı? Güzel mi? Güzel. Peki. Şimdi bir tartışma yok. İki edebiyat ve şiir yok. Ben şimdi size izninizle. Estağfurullah hocam. Buyurun. Çok da güzel olur. Buyurun. Cemal Süreyya'nın benim arkadaş, benim büyüğümdü. Beni yetiştirenlerden birisidir. Ne hoştur. Beni iyi insanlar yetiştirdi. Ece Ayhan benim okul arkadaşım ama benim büyüğümdü. Taner Timur. Ben hep, herkes beni yetiştirdi. Ve çok da severim bunu. Nerede bir adam görürsem ona gider çırak olurum. Ve söylemem de. Söylemem de. Hüsamettin Cindoruk'u daha lisedeyken kaydetmiştim. Sonra Ankara'ya, üniversiteye geldiğimde. Gittim çırak oldum. Bilmez onu. Çok da mütevazidir. Bazen üstadım der, estağfurullah der, estağfurullah der. Onlara gideceğiz. Ama izin verin. Buyurun. Okuyabilirsem. Şimdi Bursa'da ipek çeken kızlar bir kara sevda halinde söylemektedir. Görmeye alıştığımız nice yazlar, kimler alıp götürdüler ama kimleri, pardon, karanfil bıyıklı genç teğmenleri. Bu 1960'ın şiiridir. Karanfil bıyıklı genç teğmenleri, ak saçlı profesörleri, öğrencileri, atları şuramıza işlemektedir. Ah, dayanmaz dayanmaz bakmaya gözler. Bir kara sevda halinde söylemektedir. Şimdi Bursa'da ipek çeken kızlar. Atlıyorum. Çünkü tarih. Her şeyde tarih var. Cemal tarihçiydi aynı zamanda. Şimdi ay doğar bulutlar arasından. Kavatdere beyleri, yüreksiz Bolu beyleri. Hırsızlar, %10'cular, kumar erleri, cebrem ve hile ile haklarımızı alan. Biliyor musunuz bir orman gelişiyor şimdi. Türkülerini duyuyor musunuz nice derin? Yakılmış çoban ateşleriyle dağlarda. Karanlığı tutuşturup bir gölgesinden, köşesinden geceyi gündüze çevirenlerin. Burada bir laf var. Hırsızlar, %10'cular. Siz o tarihi bilmezsiniz. O zaman hükümetteki bir insana %10'cu derlerdi. Adını vermiyorum. Neden %10'cu? Neydi %10? Devletin her dış ihalelerinden %10 alırdı. Başka şeyler de var. Ama ben şiirin sonunu okuyacağım. Çok güzel. Biz şimdi alçak sesle konuşuyoruz ya. Sessizce birleşip sessizce ayrılıyoruz ya. Anamız çay demliyor ya güzel günlere. Sevgilimizse çiçekler koyuyor ya bardağa. Sabahların işimize gidiyoruz ya, sessiz sedasız. Bu böyle gidecek demek değil bu işler. Biz şimdi yan yana geliyor ve çoğalıyoruz.
Ama bir ağızdan tutturduğumuz gün, bir ağızdan tutturduğumuz gün hürlüğün havasını, işte o gün sizi tanrılar bile kurtaramaz. Çok hoş bir şiirdir. 555K. Biz 555K 1960'lardan geliyoruz. 1960'lar. Buradaki önemli laflar var. İşte bir gün sizi tanrılar bile kurtaramaz. 27 Mayıs'tan bir ay kadar önce İsmet Paşa, Başbakan Menderes'e sizi ben bile kurtaramam dedi. Şiirdeki o. Biraz daha birleşirseniz, şu türküleri söylerseniz sizi tanrılar bile kurtaramaz diyor. Başka şeyler de var burada. O %10'cular, birçok şeyler. Olağanüstü güzel bir şiir. Bu vesileyle de ben Cemal Süreyya'yı hatırlatmış oldum. Evet. Evet, şimdi Sayın Doğu Perinçek hakkında tabii sorular geliyor izleyicilerimizden de. Yine o konuya gireriz vaktimiz yettiğince. Herhalde cevap vermişsinizdir size karşı yapılan ithamlara. Varsa başka söyleyecek şeyiniz alın. Hayır, hayır. Ben bu kadar çok söylediğimize, söylediğim nokta şudur. Yazdım bugünkü mülakatta arkadaşlarımla beraber Oda TV'de. Bir şey istedim ondan. Bir şey istedim. Bırak artık bunu. Artık hiçbir şey yapacak bir işin yok Türkiye'de. 41 yere gittin. Ha, öbür taraftan da çok gayet açık olarak şunu da söylüyorum. Bizim başka bir yanımız var. Yani hiçbir şey yapacak şeyiniz yok derken onu biraz açalım. Bir siyasi parti lideri, televizyon kanalı sahibi, gazete sahibinden bahsediyoruz. Herhalde bir projeleri vardır. Yani hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir şey yapamıyor. 40 yerde geldi. Arkadaşlarının hepsi solcuydu. Şimdi hepsi sağcı. Hepsi ülkücü. Gayet açık olarak da söylüyor. Ve solculukta, aydınlıkta bunlar ölüyor, ben bunlardan çok mutluyum, ne güzel ölüyorlar denmez. Bir, iki, bırak bunu dedim ben artık. Sen bu işi yapamazsın. Hayatımın en mutlu dönemindeyim demişti. Evet. Daha bunu bana ne soruyorsunuz? Böyle bir şey olur mu? Ha, ben bunları anlatacak değilim. Biz o televizyonda bunun yapılmaması gerektiğini söyledik. Kavmi Türk'e, biz Türklere, insanları bizim tarihimizde, bizim tarihimizde o yoktur. O yoktur. Bizim tarihimizde insanları hapsedeceksin. Bizim tarihimizde insanları hapsedeceksin, sonra ölecekler. Bu yoktur. Ben o programlarda New York Times'ı getirdim. New York Times yapmayın bunu diyor. Bu insanlığa aykırı bir şeydir diyor. Şimdi saat 8'dir başlar gecemiz. Ben size şiir getirdim. Bugün haberler 50 gündür evlerinde insanlar. Evet, çok acı olaylar yaşanıyor gerçekten. 50 gündür insanlar bundan mutluymuş. Doğunun insanlığı kalmamış. Bırak her şeyi. Bak ne diyor burada. Şimdi saat 8'dir başlar gecemiz. 10 defa okuyayım mı bunu? Şimdi saat 8'dir başlar gecemiz. Gündüzü kısalttılar, geceyi uzattılar. Ne demek bu? Ha, bizde sokağa çıkma yasağı, sıkı yönetimde sokağa çıkma yasağı akşam 8'de başlar, sabah biter. Hiç kimseyi alıp gece gündüz hapsedemezsin. Sonra da tanklarla öldüremezsin Doğu. Utan bunlardan. Çok mutluymuşsun. Benim söylediğim bırak bunları. Böyle kötü bir duruma düştün. Senin çok güzel bir oğlum var. Benim hapishane arkadaşım. Adı Mehmet Perinçek. Evet. Bırak ona. Bak, Azerbaycan'da adam gitti oğluna verdi. Eski bir solcuydu.
Kuzey Kore'de oğluna verdi. Bırak bunu. Yapamıyorsun artık. Oy alamıyorsun. Öyle bir niyetin de yok. Bunları söyleyen adama. Bunları söyleyen. Bakın bugünkü de var. Birazdan ona da geleceğiz. Abdullah Öcalan ne diyor? Yalçın Küçük diyor, bize diyor cumhuriyet düşmanı diyor diyor. Ben kime cumhuriyet düşmanı derim? Cumhuriyete düşmanlık yapan insanlarla beraber olanlara ben cumhuriyet düşmanı derim. Bize göre AKP, başkaları katılmayabilir. AKP bu cumhuriyeti ortadan kaldırmak istiyor. Doğu Perinçek. Açıkça ben AKP'liyim diyor. Açıkça değil, ben ona yazdım. Ben ne söylersem yani Doğu Perinçek'in... Atatürkçülüğüyle ön planda olan bir insan Sayın tabii. Doğu Perinçek'in cumhuriyete karşı olduğunu mu söylüyorsunuz şu anda? Bir ezber bozan bir yorum oldu bu. Tamam. Ben birazcık güldüreceğim. Biraz ondan sonra. Şurada iki tane. Bunu heyecanlansın diye sonunda. Bu Complete Dictionary of English Hebrew. Bu İbrani isimler sözcükleri. Birazdan Doğu Perinçek'in isminin İbrani olduğunu huzurunuzda Doğu Perinçek'e de açıklayacağım. Şu da bir başka sözcük. Bunları da açıklayacağım. Heyecanlansın. Siz tabii isim bilimci olduğunuz için bunları. Benim mesleğim yok. Ben ayrıca dinler üzerinde de bu ara çalışıyorum. Tevrat'ı da. Benim böyle çok garip düşüncelerim var. Evet, çok yönlü bir insansınız. Evet, hayır, çok garip. Ben mesela Türkiye'de Kur'an'ı, İslam'ı yazan adamların çoğunun yazdıklarını ciddiye almam. Niye almam bilir misiniz? Neden? Tevrat'ı bilmedikçe bir insan Kur'an'ı yazamaz. Tevrat'ı bilmez. Bir tek adam var Türkçe'de olan, Esed diye. O Yahudiymiş, sonra Müslüman olmuş, Kur'an almış. Bunlara bakarım. Ben de şimdi İbrani'yi öğreniyorum birçok şeylerle. Dolayısıyla böyle. Söylediğim nokta bu kadar basit. Birazdan bunları yapacağım. Anlatacağız, edeceğiz. Doğu Perinçek. Doğu Perinçek de bu şekilde. Bu şekilde. Böyle çok kızıyor. Yalçın Küçük Masat'tan falan. Yalçın Küçük de sana işte. This is your life. Bu senin hayatın. Bu zaten bilinen bir şey. Ama öğrensin. Bu kötü mü? Hayır. Ben öyle bir şey bilmiyorum. Şuraya iki kitabım var. Birazcık da imzalayacağım. Evet. Bu burada başka bir şey yazdım ben. O çıkış birdi. Birincisi. Çıkış bir. Burada Alyans okullarının Türk aydınlanmasında önemli bir kanal olduğunu söylüyorum. Ben bir asimilasyonu yapıyorum. Burada da başka şeyler. Bakın bu kitaplara bakarsanız ne diyorum? Bu kitapta bölüm yerine sure diyorum. Yani bizim bildiğimiz sure. Ancak bir şey daha ilave ediyorum. Sure diyorum esas olarak Arami dilinden yani İbrani'den gelir. Bir tek insan buna karşı çıkmıyor. Çıkamaz. Benim söylediklerimle inşallah karşı çıkarlar. Ama karşı çıkanlar yoktur. Doğu Perinçek'i bir müddet sonra konuşuruz. İstediğiniz kadar konuşuruz. Ama yani yazık günümüze. Ben söylediklerim. Benim arkadaşımdı. Ben hapishanede yatıyordum. Hapishane arkadaşlığı kadar güzel bir şey değil. Gayet açık. Bugün... Beraber hapishanede bulundunuz değil mi Doğu Bey'le? Çok. Aramızda yarış var. Hangimiz daha fazla? Benim ona bir takım avantajlarım var. Hücre daha kötüdür, hücreler falan. Tamam, bunlar önemli değil. Gayet açıktır. Doğu'nun rahatsızlığı şudur. Çok büyük tepki aldı. Çok iyi bir programdı. Doğu emir aldı. Onun üzerine bu programı son verdi. Ben de... Madem ki... Hulki Bey'i biliyorsunuz. Sonra açarsınız telefonu. Ben onlara mektup yazamam. Ben sizi de tekrar da yaparım. Ben bunları alınmam. Alınmam. Tayyip Bey kesin demiştir, kesmiştir.
Doğu budur. Öbürü kesin demiştir. Ordudan gelmiştir. Çünkü biz başka bir şey. Bakın buradaki söylediğimiz gibi. Ondan sonra. Biz orducuyuz. Ne yapıyorsunuz programda Tayyip Bey size dur demiş olabilir? Hangi konularda rahatsız ediyorsunuz Tayyip Bey hükümeti? Ben mi? Evet. Ha. Hangi konuda? Keşke getirseydim. Tayyip Bey'in 4 yıllık yüksek okul diploması olmadığını çıkartan benim. Tayyip Bey'in aşırı ölçüde saralı olduğunu ve Gata'da kamu görevi yapacağına dair bir rapor vermeden orada olamayacağını söyleyen benim. 2007 seçimlerde bunlardan dolayı Tayyip Bey aday olamadı. Bunları yapan benim. Hala da devam ediyorum. Şimdi arkamdan gelenler de var. İlk defa Selahattin Demirtaş. Değil mi? Evet. O 4 yıllık üniversite diploması yoktur dedi. 4 yıllık üniversite diploması yoksa Cumhurbaşkanı değildir. Yüksek düzeyde saralıysa, epilepsi ise Cumhurbaşkanı değildir. Siz ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? Tayyip Bey Cumhurbaşkanı olması çok tartışmalıdır. O da biliyor bunu. O da biliyor bunu. O da biliyor bunu. Biz Beştaş oynamıyoruz. Ha Doğu Perinçek. Ha öyle de. Gayet açık. Bu savaşı da başladığı zaman da söyledim. Bu savaşla beraber, Diyarbakır Savaşı'yla beraber, Hendek Savaşı'yla beraber Tayyip Bey Türk ordusunun vesayeti altına girmiştir. Sözü de bana aittir. Şu bu an şu bölgede yaşandığınız bir savaş olarak mı görüyorsunuz? Hendek Savaşı mı adını, öyle mi koyuyorsunuz? Tam da diyemem. Neden diyemem? Onlara geleceğiz. Evet. Onlara. Bakın kitaplarla geliyorum. Bu en önemli savaş teorisi. On War. Clausewitz'in. Bu Çinlilerin en önemli savaş kitabıdır. Vaktimiz olursa bunları da söyleyeceğim. Neden? Çok basit. Savaş nedir? Savaş, düşmanın savaşma gücünü ortadan kaldırmak. Tek amacı vardır savaşın. Düşmanın, tırnak içinde düşmanın, senin iradeni kabul etmesidir. E şimdi orada bir savaş yok ki. Düşmanın, yani Kürtlerin iradesini ortadan kaldırmaya yönelik bir savaş yok ki. Moral, moral bozuyor musun? Moral bu. Hayır. Tayyip Bey Efendi diyor ki bunlar hapse girmelidir diyor. Figen Hanım ne diyor? Hadi bakalım diyor. Hadi bakalım. Hadi at beni hapse diyor. Hiç moralleri yerinde. Hiçbir şey yapmamış. Sonra siz bana bunu mu söylüyorsunuz? Bir Hendek'te şu kitabı da getirdim sizin için. Çin der ki, Türk ordusuna hitap ediyorum. Kurmay sınıfı, sınıfta kaldınız. Çin'sa der ki, şunları şunları yapmayın. En önemli olarak da. Evvela kendini bileceksiniz. Sonra düşmanınızın halini bileceksiniz. Ondan sonra çok tahkim edilmiş, çok iyi korunabilen yerlerde savaş yapmayacaksınız diyor. Düşmanla karşılaşmayacaksınız diyor. Diyor ki, Çinler ne demişler? Sur'da düşmanla savaşmayacaksınız. Çok kayıp verirsiniz diyor. Bunlar kitaplarda yazılı. Ben Doğu'nun sahibi mi? Ha yok o Doğu'nun ne sahibi olacak? Hepinizin şeyidir o. 40 defa giderim orada. Orada bunları söyledim. Bunları söyledim. Ya, şu an hükümet orada başarılıyız diyor. Siz başarısız mı olduğunu düşünüyorsunuz? Öyle mi? Evet. Öyle mi? Başarılıyız diyorlar. Nerede başarı? Nerede başarı? Her gün başarı mı? Bırakacağız diyorlar. Doğu Bey de hayatımın en mutlu dönemlerindeyim dedi o operasyon. Doğu'nun niye mutlu olduğunu bilemezsin. O başka.
Benim arkadaşım. Ona söylüyorum, yapabileceği en iyi bir şey var, yeter artık. Bırak bu işi. Bırak bu işi. Bırak bu işi. Gül gibi bir oğlum var. Mehmet Perinçek. Evet. Ona bırak. İlişkisi iyi. Ben nereden biliyorum gül gibi bir oğlun olduğunu? 2,5 sene kadar ben Mehmet Perinçek'le aynı koğuşta hapiste yattım. Çok terbiyeli bir çocuktur, bilgili bir çocuktur. Ben bir şey söylemiyorum. Doğu Perinçek sen bu işleri yapamazsın. Yazık bu Türk milletine verdiğin sana. Çekil artık. Böyle şey olur mu? Bir aydın ben çok mutluyum der mi insanlar öldüğü müddetçe? Aydının özelliği ne olursa olsun mümkün olduğu kadar savaş istememektir. Bütün aydınlar budur. Ben... Bakın. Ben... Bu nerede yarabbim? Bulamıyorum. Evet efendim, sizler de yayına katılabilirsiniz. Tek düzey bir yayın olsun istemiyorum. Sorularınızı alt parttaki adreslerden, Twitter hesabımız Atay Ferit'ten bizlere gönderebilirsiniz. Sizlerin de sorularını Sayın Küçük'e yönelteceğim. Bir dakika gösteriyorum. Bizde buyurun, her şey sadece kitap gösterme yok. Bu da var. İnşallah. Yok, bulamadım. Bayılıyorum bunu göstermekten. Ben gazi. Ben savaştım. Nerede bana, gazi oldunuz? Bana kimse Doğu Perinçek falan böyle bilmem söyleyemez. İyi mi? Görünüyor mu? Tamam. Tutun biraz da göstersin arkadaşlar. Ben gaziyim. Bu tarafa doğru. Ben Kıbrıs'ta savaştım. Kıbrıs'ta mı gazi oldunuz? Evet. Bakın şeyim de var. Ve ben Kıbrıs'ta gittiğim için Oya Baydarlar o zaman benim arkadaşımdı, solcu arkadaşımdı. Şimdi o da AKP'nin has insanlarından. Onlar bana bir solcu nasıl savaşa gider dediler. Ben savaşa gittim. Çok beni, çok fazla bana üstüme gelmesin kimse Doğu Perinçek falan. Sen, ben Magosa'yı alan adamım. Ne demek Magosa'yı alan adam? Magosa'ya ilk giren adamlardan biri benim Magosa'da. Gayet açık. Böyle de. Kimseden laf dinlemem. Savaş konusunda da bilmem. Türk, benim bir sözüm vardır. Kurmay sınıf sınıfta kaldı. Yazık. Yazık bir yüzbaşı o hendekte öldü. Bizim içimiz yanar buna. Bunun sorumlusu burada. En önemli savaş kitaplarından bir tanesi. Benim bir özelliğim de vardır. Benim bir özelliğim de her programa gelirken 100 kitap getiririm. Her şey buradadır. Bu duyuluyor değil mi? Duyuluyor. Tamam. Ha. Onun için Doğu'yla sadece arkadaşlık yaparım. Yazık ediyor. Herkese yazık ediyor. Şuraya bakın. Sen ne çıktın? Demin siz söylediniz. Ne çıktın? Kimlerle berabersin? Yaşar Okuyan'la. Değil mi? Evet. Ha? Yaşar Okuyan, Albay Türkeş'in en şiddetli olduğu zamanda onun yaverlerinden bir tanesidir. Yani Yaşar Okuyan... Yani herkes benim partimde toplanıyor demeye çalışıyor Doğu Perinçek. Öyle anlaşılıyor. Öyle biz de değil. Bu vatanda şey birleştik değil. Diye. Vatan Partisi'nin kuruluşunda da öyle bir slogan vardı. Vatanda birleştik. Vatanda birleşiyoruz. Ama o öyle şey yapsa. Milliyetçi de olsa olur. Hatta işte Akit TV'ye çıktığında Sayın Perinçek çok eleştiri aldı. Atatürkçü bir insan nasıl Akit TV'de yer alır diye. Orada da Akit TV'yi izleyenler de benim vatandaşım dedi. Ha. Onunla her şey olur, parti olmaz. Parti taraftır. Parti i̇şte taraftır. Burası önemli. Siz parti taraftır diyorsunuz. Tabii. Parti taraftır. Parti Cumhuriyet tarafıdır. Parti Atatürk tarafıdır. Ben hapishanede ne dedim? Bir şey soracaklar. Herkes çok memnun oldu.
O benim eski de sözümdür. AKP dedim bizi, biz solcuyuz, biz sosyalistiz, biz şuyuz, büyüz. Ama AKP bize büyük bir hizmet yaptı. Biz tekrar Kemalist olduk. Bunu açıkça söylüyoruz. Senin Doğu Perinçe, vatan bilmem ne falan onlar yok. Herkesi bırakıp sıkılmıyorsun değil mi Akit'e gitmeye? Sıkılmıyorsun. Yaşar okuyanın yanına almıyor. Saygım var, hiçbir şey. Evet. Ama o başka bir şey. O başka bir şey. Şimdi isim vermeyeceğim. Bir yığın insanla beraber bunlar benim kardeşlerimi öldürdüler. Benim kardeşlerimi öldürdüler. Sen benim kardeşlerimi öldürenlerle beraber olursam ben seni alkışlayacağım mı? Tamam. İstiyorlar, istedikleri zaman biraz yumuşasın, televizyonlarına çıkacağım. Doğu burada sıkıştı. Onu çektiler kulağını. Böyle bağımsız falan da değil. O televizyonda onun değil. At Yalçın küçüğü dediler, attılar. Ne olur? Şimdi de istiyorlar, ben de onlara söylüyorum. Geleceğim. Bu atanlar hükümetten bahsediyorsunuz. Tabii. Hükümet emir verdi. Şeyde beni, var. Beni gönderdiler. CHP'de var. Kemal Kılıçdaroğlu da var. Tabii. Kemal Kılıçdaroğlu da var. O da çok sıkışmıştı. Bizim yaptıklarımızın birçoğu da sıkışmıştı. O da. O konulara geleceğiz. Ama bunu istiyorsan bunu yaparız. Ben burada. Buyurun hocam, vaktimiz var. Gayet açık vaktimiz olarak var. Şunu söyleyeyim. Benim görüşlerim başka açıdan da farklıdır. Ben 3 parti yok dedim. Tek parti var dedim. AKP, MHP, CHP. Tek parti olarak hareket ettiler. Bunların hiçbir muhalefeti yoktu. Kim bu CHP? Dersime katliam diyen o. 27 Mayıs'a, ben o sırada söylüyorum. 27 Mayıs'a yapanlar utanıyor dedi. Kemal Bey, oturduğun yerde sen kimsin? Ben yaptım. Ve hiç utanmıyorum, iftihar ediyorum. Her şeye. Kemal Bey'e de söylüyorum. Fazla ileri gidiyor. Başka şeyler de anlatırım. Evvela şununla başlarım. Ne oldu? Niye iki kızı aldı Almanya'ya gitti bu yeni dönemde? Niye gitti oraya? Doğu Perinçe, pardon özür dilerim Doğu, kusura bakma. Deniz Baykal diyecektim. Deniz Baykal gibi bir petek alıp iş yapacak. Niye gittin? Burada soruyorum Kemal Kılıçdaroğlu. Niye gittin iki petek alıp da parti görevi mi vardı? Zeynep'le Sayı'yı alıp da oraya gittiğinde parti görevi mi yaptın? Kimi kandırıyorsun? Çıkarttığın Necati'yi kim inanıyor? O Necati bu işi kendisi yaptıysa 3 ay önce niye söylemedi? Senin partinin il başkanıydı o. Susuyorum. Kılıçdaroğlu, bak başlıyorum. Çok kötü olur. Çok kötü olur. Çok kötü yaparım. Bunu söylüyorum. Tekrar ediyorum. Niye gittin? Niye gittin Zeynep'le Sayı'yı alıp da oraya? Parti görevi mi vardı? Niye gittin? Ondan sonra bir yalan çıkartıyorsunuz orada. Bir adam çıkıyor, çocuklar bile gülüyor. Ben yaptım diyor. Sen yaptıysan daha önce bunu niye söylemedin? Sonra senin yaptığınsa bu kadar basit bir iş. Neydi kızın adı? Aylin. Kulağını çekersin biter. Niye ihraç ediyorsun? Bir şey mi var? Bu kadar. Bu kadar. Türkiye'de muhalefet olduğunu düşünüyor musunuz? Muhalefet partileri nasıl? Efendim? Sadece CHP değil, MHP'yi de içine katalım. MHP olur mu canım? MHP hiçbir şeye karşı çıkmadı. Türkiye'de muhalefet yok. Tek partidir. Tek partidir. Şu anda Öcalan'ın yurt dışında çıkan kitabı bir şey daha söylüyor. Adeta biz diyor AKP ile beraber iş yapıyorduk diyor.
O zaman yepyeni bir durum ortaya çıkıyor. Yepyeni bir durum. Muhalefet yeni başlıyor. Evet. Hocam hangi kitap o? Öcalan'ın kitabı? Dışarıda çıkmış. Nerede? Şimdi bütün Arapa'da internetlerde mı var? Ondan sonra benimle ilgili kısımda Öcalan'ın yayınlandı. Benimle de ilgili bir kısım var. Sizden bahsediyor. Ha, tabii bahsediyor. Ne diyor sizin hakkınızda? Ha, tabii diyor. Ha, bir dakika, o noktaya geleceğiz. Bak güzel kardeşim. Doğu Perinçek'e nasıl cevap veririm? Ben diyor, benim PKK'lı olmuşum. Ya, PKK'nın lideri Öcalan kitabında diyor ki Yalçın Küçük bize hain diyor diyor. Ama o çok değerli bir adam, kitaplarını okuyayım, selamlarımı söyleyeyim diyor. Gayet açık, var mı? Bütün internetlerde var, o da TV'de de var. Doğu Perinçek'e ben niye cevap vereyim yani? Yani şeyde, gayet açık. Gayet açık. Ha, bir şey de söyleyeyim. Bir şey de söyleyelim. Madem ki arkadaşlarımıza, dinleyenler onu söylesinler. Şunu da yapsınlar. Barzani'den mi söyleyeyim? Barzani'den mi söyleyeyim? Yakında, 10 gün, 15 gün önce. Doğu Perinçek, duy! Yer gök inlesin, duy! Barzani diyor ki, Doğu Perinçek şimdi çok... Son HDP'nin kongresinde Atatürk'ün resmini astılar. Yalçın Küçük onlara emretti. Yalçın Küçük'ün sözünden dışarı çıkamazlar diyor. Öyle mi? Öyle diyor. Türk bayrağını da oraya koydu diyor. Barzani söylüyor. Bakın, bu doğru mu? Bana göre asla doğru değil ama söylüyor. Dolayısıyla Doğu Perinçek'in öyle iddialarının üzerinde çok fazla duracak halimiz yok. Benim ondan bir ricam var. En kısa zamanda, en kısa zamanda çok sevgili oğluna, partililer de, ben partiye de söylerim. Bu parti, işçi partisi, şu parti, bu parti, Doğu'dan daha çok beni dinler. Bir kongre toplasın. Mehmet Perinçek'i getirsin. Ağırbaşlı çocuktur. Doğu çok yıpratmıştır. Doğu'nun sözüne güven olmuyor. Bu da söylediğim bu kadar. Ondan sonra da çok istiyorsanız, burada yanımda, bu bir İngiliz, Hebrew, Hebrew İngiliz, İbrani İngilizce sözlük. Bu isim mi? Burada. Doğu Perinçek'e yararlı olmak, benim de ona bir hayrım dokunsun. Kökünü, bunda da hiçbir şey yok ki. Ne olacak yani? Biz büyük bir emperyal ülkenin insanlarıyız. İçimizde Çerkezi var, şey de var, İbrani de var. Ben bunları yapıyorum. Çatlamasınlar. Bunları yapıyorum ben. Bir müddet sonra ortada böyle bir şey kalmayacak. Evet. Şimdi Vatan Partisi, İşçi Partisi, Doğu Perinçek hakkındaki sizin hakkınızdaki söylediği söylemlere cevaplar verdiniz. O konuyu artık kapatacağız ve dış politikaya geçeceğiz. Ama bir izleyicimiz de sormuştu. Sizin Mustafa Koç'un ölüm tarihi açıklanmadı diye bir demeciniz vardı. Ne demek istemiştiniz burada? Şimdi Doğu Perinçek'e sevgilerimi söylüyoruz. Yani hapishane arkadaşları sevgi. Ben onu düşünüyorum. Çekil şöyle. Anılarını yaz. O, bir. Tamam. Evet. Onu bitirdik. Ondan sonra ama çok sert de eleştiriyorsunuz. Kimi? Doğu Bey'i. Evet. Çok çok sert eleştirdiniz. Yani arkadaş dost acı söyler mi diyelim buna? Hayır. Hayır. Bütün eleştirilerin sert olması lazım. Gayet açık. Bizim dilimiz var. Barikayı hakikat, yani gerçek yıldırımı müsaademeyi efkardan çıkar. Fikirlerin çatışmasından çıkar. Ki Doğu da hak etti. Herkesi kızdırıyor. O ayrı. Şimdi öbür noktaya gelince.
Bu noktayı sorduğunuz için ben bir ölçüde memnunum. Çünkü ben Mustafa Koç bu dünyadan ayrıldığı zaman ilk açıklamalarımda ailesi veya doktorlar veya başkaları Mustafa Koç'un hangi saatte bu dünyadan ayrıldığının açıklanmadığını, kapalı kaldığını söyledim. Hiçbiriniz de bilmezsiniz. Hiç kimse de bilmez. Yani saat 7 gibi bir açıklama olmuştu. Hani tam net değil ama 7 gibi diye. Şimdi 7'de diyor açıklama. 7'de alındı diyor. Sonra Beykoz'a gitti diyor. Beykoz'dan sonra hiçbir şekilde Beykoz'da kaldı, şu saatte bu dünyadan ayrıldı benzeri şeyler doktorlar tarafından sadece 10.30'da. O da çok müphem bir şekilde ayrıldı. İkincisi de ölümü sırasında, pardon 7'de bu olduğu zaman yanında spor hocasıyla şoförü vardı diyorlar. Şimdi soğukkanlı olarak bakmak durumundayız. Ne arıyorlar? Ne arıyor? Türkiye'nin en büyük zengin iş adamın saat 7'de spor hocası. Spor yapmak için spor hocası da mı gerek var? Kimi kaldı şey yapıyorsunuz? Rahmi Bey! Böyle şey olur mu? Ne olmuş olabilir? Biraz daha açamam. Hayır, açamam. 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 Neden? Açamıyorsunuz. Benim işim değil. Ben sadece soru sorarım. Gayet açık olarak bunu soruyorum. Oraya gidiyor, oradan alıyorlar, öbür tarafa gidiyorlar. Hiçbir bilgide, hiçbir yerde ölüm saati yok. Sonunda bir yerde ve doktorlardan önce Ulusoy dostlarından bir tanesi yarım saat önce de bu dünyadan ayrıldı dedi. Hiçbir şekilde ayrıldığı saatini bildirmediler. Çok garip. Çok garip. Gayet açık. Orada da söyledim. Garip. Birçok açıdan gariplik var. Bir de ben başka bir şey söyledim. Onu da tekrarlarım. Mustafa Koç 2003 yılında AKP'ye karşı olan babasını devirerek yerine geçti dedim. Ondan sonra da AKP'nin gülü oldu. AKP'nin gülü oldu. Ve ölümden önce Mustafa Koç Tayyip Bey'le beraber bir tür şakalaşıyorlarmış. Tayyip Bey açıkladı bunu. Evet, Tayyip Bey kendi söylesin. Bir de. Rakı nasıl gidiyor rakı Mustafa? Bu ne? Hangi ülkedeyiz biz? Hangi ülkedeyiz biz? Rahmi Bey, hangi ülkedeyiz biz? Harp sanayi nasıl gidiyor? Harp sanayi nasıl gidiyor? Harp sanayini de ben açıkladım. Gayet açık. Ve bir de şunu açıkladım. Öteden beri. Hürriyet gazetesi Koç ailesinindir. Eğer böyle Mustafa Koç bu kadar fazla AKP'nin olduysa, AKP'nin iktidarda olduğu dönemde 2003'ten itibaren Hürriyet gazetesi de AKP'yi destekleyen bir gazetedir. Bu kadar basit değil bu. Bu kadar basit değil. Burada duruyorum. Bunları Rahmi Koç'a açıkça söylüyorum. Bir de Rahmi Koç
Sanki Yalçın Güçe'ye cevap veriyormuş gibi hastaneye mektup yazmış. Borcumuz varsa verelim diye. Ne borcu olacak? Bak, gayet açık. Evet, daha fazla şey yapayım. Hiçbir şey söylemiyorum. Her şeyi söylüyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Gezi olaylarında da otellerini halka açtılar diye. Hiç öyle bir şey yok. Öyle bir şey diyor. Sığındılar oraya. Hiç öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey yok. Asıl önemli olan nokta diyor. Otelleri değil. Bakın. Benim için birçok şeyler söylediniz. Divan Oteli'nde ne törenleri yapıldı? Zannedersiniz ki feodalitede, orta çağda bir senyör o en büyük senyöre bütün feodaller ona bağlılık bildirmeye gittiler. Bunu bilerek sözcükleri şey yapıyorum. Hep öyleydi. Bir tür biat ettiler. Nerede? Divanda. Nerede? Divanda. Niye? Niye? Divan. Bir tür TÜSİAD'ın başkanı, şunun başkanı, bunun başkanı. Hep sanki. Hani öyle bir tarafta stratejik, büyük insan. Bu kadar duruyorum. Ama bunu Rahmi Koç'a söylüyorum. Şunu da söylüyorum, tekrarlıyorum. Rahmi Koç, Tayyip Bey iktidara gelirken 1 milyar doları var onun. Nereden aldı dedi. Çok açık olarak Tayyip Bey'e tutum aldı. Birdenbire Mustafa Koç bıraktı. Rahmi Bey bıraktı. Turlara çıktı dünyaya. Deniz turlarına oğlu güldü. Hürriyet gazetesi de ne yazdı? Mustafa Koç'un zamanında 10 yıl bu dönemde 2 kat zengin oldu Koç ailesi. Dolayısıyla Cumhuriyet Gazetesi. Bunu bana söylemeyin. Demin sorduğunuz soruya söyleyeyim. Beni hapse atmasalardı Tayyip Bey Cumhurbaşkanı olamazdı. Ben orada duruyordum. Tayyip Bey'in üniversite diplomasını göstermesi lazım. Yok! Ordu biliyor. Ordu göstermeye mecbur. Yok! Ordu biliyor. Tabii biliyor. Neden bilmesin? Neden bilmesin Tayyip Bey? Tayyip Bey Tuzla Piyade Okulu'na girdi. Bitirmeden çıktığına dair rivayetler var. Niye çıktı? Niye çıktı? Başka konuya geçelim. Başka konuya. Ha, öyle. Gayet açık. Gayet açık. Benim kitaplarım var. Eğer şimdi Kürtler başladılar. Selahattin Bey diploması yok galiba dedi. Başka bir yurt dışından da önemli bir şey olarak sağlığının bozuk olduğunu, Cumhurbaşkanı olmasının imkansız olduğunu söylediler. Ne demek bu? Muhalefet başlıyor. Ne demek bu? Ne demek bu? Bunu biliyor musunuz? Yaptınız mı bununla program? Bir daha aldık yapın. Daha önce Barış Bey aldık. Yaptınız mı? Bir daha yapın. Bakın bu kitapta ne yazar? Bu kitapta Tayyip Bey'in Saraoğlu olduğunu yazar. Benim evime de geldi söyledi bunları. Ama ne zaman CHP'ye girdi? Böyle. Asla söyleyemezsin. Neden çünkü CHP'ye girince sussun ki? Niye sussun? Tam tersi daha fazla konuşması lazım değil mi? Hayır. CHP AKP'nin bir parçasıdır.
CHP Fethullah Gülen'in bir parçasıdır. Yapamaz. CHP'nin iki tane genel başkanı vardır. Eş başkanı. Biri Aydın Doğan'dır, öbürü Fethullah Gülen'dir. Demin söylediklerime bakın. Demin söylediklerime bakın. Kemal Bey! Kongre bitmiş. Aldın iki tane peteği. Niye gittin Avrupa'ya? Kemal Bey niye gittin? Sonra bu peteklerden birinin Atatürk'ün posterini indirdiğine dair çok ciddi iddialar olduğu zaman niye çok sinirlendin? Tamam. Tamam, Aylin Hanım, öbür hanıma, yani yaptıysa bir adam çıkmış, ben yaptım. Çekersin, şöyle kulağını çekersin Aylin'in. Biter bu iş. Neyi ihraç ediyorsun? Kemal Bey, neyi saklıyorsun? Neyin üstünü örtüyorsun? Neyin üstünü örtüyorsun Kemal Kılıçdaroğlu? Neyin üstünü örtüyorsun? Burada susuyorum. Evet. Susuyorum. Bu Fethullah Gülen'indir dediniz. Cumhuriyet Halk Partisi. Son dönemden mi bahsediyorsunuz yoksa eskiden beri Fethullah Gülen'le Cumhuriyet Efendim, Halk Partisi? Efendim o tarafa ayrı ama o söyledi. Artık bunu söylemeyen kimse yok. Yani AK Parti ile kavgalarından sonra mı CHP yanaş sorun mu yoksa önceden beri mi? Hayır, önceden beridir. Orada bir şeyimiz yok. Yani orada bir önceden beri. Yani onun bir parçasıdır. Gayet açık olarak söylüyoruz. Bir de sizin önünüzde bütün Türkiye'ye şunu söyleyelim. Tayyip Bey'i eleştirmek hiçbir şey değildir. Ne AKP, pardon, ne MHP, ne CHP. Bir tek gün daha AKP'yi eleştirmek. Her şeyde, kökten dincilikte AKP ile beraberdir. Dersim işini çıkartan CHP'dir. Türbanı savunan CHP'dir. Hiçbir şey, Tayyip Bey'i eleştirmenin de hiçbir değeri yoktur. Benim gibi yapmadıktan sonra. Evet, başka sorulara geçebiliriz. Evet, tabii bu muhalefete önerileriniz nelerdir diye birçok soru da var. Hazır bu konudayken onu da söyleyeyim yani. Ne yapması lazım muhalefete? Benim yaptıklarımı yapacaksınız. Doğrudan doğruya. Gayet açık. Doğu Perinçe'ye de bunu söyleyin. Bir tek gün eleştirsin. IŞİD'i AKP tutuyor. IŞİD'ciyim ben. Kalbim IŞİD'le diyor. Laikliği savunsunlar. Kemalizmi savunsunlar. Savunacak ben yapıyorum. Benim için ben Cumhuriyet Gazetesi'nde yazardım. O zaman tek başına gazete derlerdi. Şimdi de tek başına parti diyorlar. Doğu'nun bir partiyle ilgisi yok ki. O zaman şunu söyleyebilirsiniz. Niye AKP kalıyor? Niye kalmasın? MHP AKP'lidir. CHP AKP'lidir. Doğu Perinçek açıkça AKP. Bir de hikaye yapıyor. Bana geldi. Sana niye gelsin? Neyin var senin niye gelsin? Bütün dünya Doğu Bey'in Tayyip Bey'e gitmesi için bir nedendir. Bir bahanedir. Gayet yani Tayyip Bey'in mi Doğu Bey'e yanaştığını düşünüyor Doğu Bey? Tayyip Bey yanaştı. Evet öyle söylüyor. Öyle. Yani bu tür şeyleri söylüyorum. Bunları çok uzatmayalım. Doğu Bey çünkü burada bakın çok ilginç. Yani şöyle bir nokta var. Yani şöyle mi düşüneceğiz? Bizim büyük büyüğümüz Rahmi Bey bir Osmanlı sultanıydı. Veliaht oğlu onu düşürdü. Bunu mu? Başka bir politika. Ben bunu söylüyorum. Cevap versinler.
Ondan sonra da birdenbire, bu söylediklerimin iktisatla ilgili tarafı var mı? Var. 2002-2003 yılında Koç Holding, dayanıklı tüketim malları yapan buzdolabı, elektrik süpürgesi satan bir firmaydı. Şimdi ağır sanayi, her şey onda. Hap sanayine girdi. Ne zaman girdi? Mustafa bunun başına geçip, Mustafa Koç, AKP'nin kuyruğuna takıldığından itibaren her şeyi aldı. Tüpraş'ı aldı, Tüpraş'ı. Tüpraş'ı aldı, Tüpraş'ı. Yapı Kredi Bankası'nı aldı, Yapı Kredi Bankası'nı. Harp sanayine girdi, harp sanayine. Çok mu kabiliyetliydi? Kim muhalefet yapacak? Kim yapacaksa bunları yapacak. Bunlarda suç yok ki. Tüpraş, Türk Devleti'nin en büyük işletmesi. Bugün Koç'un elinde. En büyük işletmeci o. Bu sırada bunu konuşacaksınız. Bu sırada da gayet açık olarak şey yapacaksınız. Bir doktor raporu olacak öldüğü zaman. Şu tarihte geldi, doktor diyecek ki, geldiğinde şöyleydi, şöyleydi. Hangi doktor dedi? Türkiye'nin en zengin adamı Beykoz'a gidiyor. Niye Beykoz'a gidiyor? Niye Beykoz'a gidiyor? Niye Beykoz'a gidiyor? Susuyorum. Tamam. Evet, şimdi akışımıza devam edelim. Dış politikaya gireceğiz. Ülkemizin dış politikasına gireceğiz. Son dakika haberleri de geliyor. ABD Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı çağırmış bu PYD konusuyla ilgili. Şu an haberi bu. Şimdi ABD ile bir sıkıntımız var. Hangi konuda? YPG konusu. İşte ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden Türkiye'yi ziyaret ettiğinde de bir sıkıntı olmuştu. Çünkü PKK'ya farklı, YPG ve YPG'ye farklı gözle bakıyor. Onlara terörist ya da terör örgütü demiyor. Bunu da şunun için yaptığını düşünülüyor. Eğer Türkiye bu konuda YPG'ye terörist derse PYD ve YPG'yi Rusya'ya kaptıracağını, bölgede Rusların egemen olacağını düşünüyor. Türkiye'de bu iki söylem arasında sıkışıyor. Siz nasıl bu Joe Biden'ın ziyaretini değerlendiriyorsunuz ve bölgede neler oluyor? Bir defa oradaki YPG neyse adı gayet açık. Amerika diyor ki bu Kürt ama bu başka bir Kürt diyor. Peki başka bir Kürt olabilir mi? Olabilir. Olabilir mi? Tabii Barzani de başka bir Kürt. Barzani de. Amerika Barzani'yi de terörist demiyor. Ha, bunun arkasında şu gayet açık. Şunu söylemek lazım. Ben affınıza sığınarak söyleyeyim. Sabahları 5.30'da hapishanede şurada burada 5.30'da kalkarım. 6'da France 24, France 24'ü açarım. Biraz sonra CNN'i açarım. Siz göreceksiniz orada. Her gün Fransız televizyonları, CNN, İster adı YPG, ister şöyle, ister böyle. Oradaki Kürtlerin Amerika ile ve Rusya ile ne güzel savaştığını söylüyorlar. Mesela budur. Bu savaşa ihtiyaçları var Amerika'nın. Çünkü IŞİD her yerde yapıyor. Son olarak garip şeyler yazıyorlar. Ha, şu kitapta, bak güzel kardeşim, şu kitapta bana kimse bir şey söyleyemez. 2014
Eylül ayında Obama bir laf etti. 2014. Ben bu kitapta buna Obama doktrini dedim. Obama 1947'de Truman doktrini vardı. Benzetme yaptım. Truman doktriniyle şu veya bu güreceyle Amerika Türkiye'yi yeni bir devlet yapmak, bambaşka bir görüntü ile bütün dünyaya sunmak istedi. Ve biz 1951'de bunun üzerine de Kore'de Amerika ile beraber savaştık. Biz Kore'de Amerikalılar için adam öldürdük. Ben burada ne yazdım? Bu kitabımı herkes görsün. Ha ya küçük şöyle yapar böyle yapar bilmem ne. Bu birinci kitap. Burada şunu söyledim ben. Obama diyor ki artık Türkiye'de birinci olan Kürtlerdir. Türkler ikiye gittiniz siz artık diyor. Burada söyledim. Ne demek birinci olmaktan kasıt nedir? Ha, bu işte yönetici edici olacak olan Kürtlerdir. Siz ikinci olacaksınız, ikinci kavim. Yani Türkiye'de derken kasıt nedir? Yani bölgede mi? Güneydoğu'da mı? Obama doktrinine göre de Kürtlerin Türkiye'den ayrılmaktan vazgeçmesi gerekiyordu ki vazgeçtiler. Ondan sonra Türkiye Partisi'ni laf etmeye başladılar. Türkiye'den evet. Ayrılmaya ne zaman tekrar başladılar? Bu lafı ne zaman yaptılar? Selahattin Bey Rusya'ya gidip geldikten sonra başladılar. Tayyip Bey'in dünyadan haberi yok. Onu da ben haber verdim. Bak Rusya'dan geldikten sonra söylüyorum. Çok güzel. Şimdi bambaşka bir şey kalıyor. Güzel kardeşim. 24 Kasım'dan itibaren Türk uçakları şu Suriye sınırında uçamıyorlar. Hangardalar. Neden? Rusya vuracak diye. Rusya. Rusya. Çıksın diye bekliyorlar. Dedi, küçüldünüz siz. Yalçın Küçük diye bir adam var biliyor musunuz? Onun bir takım lafları vardı. Musul'u almazsanız Diyarbakır'ı verirsiniz. Bu budur. Alacağız diye zannettiler Diyarbakır'ı. Bu budur. Bunu söyledim. Diyarbakır Savaşı'nı veya Hendek Savaşı'nı veya bunları çıkartırken AKP'li sözcüler de Yalçın Küçük böyle söyledi. Diyarbakır gidiyor, almak lazım. Diyarbakır'ı almak için bunu başlattılar. Çok güzel. Bambaşka bir yere geliyor. Türkiye bambaşka bir yere geliyor. Küçüldü. Bir de şunu söyledim. Büyümezseniz küçülür. Bunları herkes biliyor. Bıktırdım artık Türkiye'yi bunları söyleye söyleye. Çok açık. Ha, ne dersiniz? Ne dersiniz? Yani oradaki Kürtler, bu Kürtleri mecburlar mı onları? O şekilde görünüyor. Ve şunu söylüyorum size. Bütün Türk milletine. Ben her sabah CNN ve Fransız televizyonlarına bakıyorum. Her sabah Fransız televizyonları da orada Kürtlerin, özellikle Kürt kızlarının, Fransızca kompatan dedikleri kızların laik nasıl mücadele yaptığını gösteriyorlar. Abartmaya gerek yok. Ben de abartmak istemiyorum. Amerika buna muhtaç. Türkiye'nin bu yaptığının hiçbir sonucu olmayacaktır. Çok açık. Çok açık. Bakın burada hem günlük laflarla kaç saat kaçta bu dünyadan ayrıldı bunları şey yapıyorum. Hem de Biden geldiğinde şunu söyledim. Bakın dedim Amerika'nın bir dili vardır. Lozan Anlaşması'nı Amerika beğenmedi. Elçiliğini, Amerikan elçiliğini yıllarca İstanbul'dan alıp İstanbul'a, ya İstanbul'dan alıp Ankara'ya götürmek. Bunlar mı? İbrahim Kalın mı bunu bilecek? Biden. Buradan Ankara'ya gitmedi.
buradan Ankara'ya gitmedi. Bu sana, ben seni artık kabul etmiyorum demektir. Amerikan dilinde bunu da ben söyleyeyim. Seni artık kabul etmiyorum. Tabii efendim. Tabii. Gitmedi oraya. Tayyip Bey'den bahsediyorsunuz. Tabii. Onlar da. Bu budur. Bunu açıkça söyledik. İkincisi, hele Baltimore'da demeç verdi Biden. Sözcü gibi gazeteler bile bazı cümleleri İngilizce yayınlıyor. Çok ağır. Çok ağır. Çok ağır. Ben bunları şey yapmam. Çok ağır. Ha, dolayısıyla koskoca imparatorluktan gelen Türkiye orada küçücük bir yepede bir nedir? Bunları sen onları muhatap et. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu? Bunda ne olacak? Yani adamın çıkarı bu. Öbürü de öyle. İster kabul et, ister kabul etme. Sonra neydi sorun? Güzel kardeşim, neydi sorun? Cenevre'deki toplantıya onlar katılırsa katılmıyor. Katıldı da ne oldu? Putin'in bombaları patlayınca o kongrede hiçbir önemi kalmadı. O olduğu zaman ne oldu? Onu da soruyorsunuz. Evet. O da Türk Genelkurmay Başkanı seferi kıyafetle bizim eski şeyimiz tebaamızın yanına gitti. Yani Suudi Arabistan'a gitti. Öyle mi? Gitti oraya. Niçin gitti? Güzel kardeşim söyler misiniz niçin gitti? Niçin gitti? Yazık değil mi bize? Yazık değil mi bu yüce Türk milletine? Niçin gitti? Ne dedi? Davutoğlu. Ne dedi? Ben gidiyordum, umre yapacaktım da. Yalnız gitmeyeyim dedim. Hulusi Paşa, hadi sen de gel dedim. Hocam oraya gireceğiz. Notlarım da var Genelkurmay Başkanı. Şu Biden'ı tam biraz daha netleştirmek istiyorum. Evet. Aslında önemli noktalara değindiniz. Çünkü aldığım notlarda da şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'ın ortak basın toplantısı iptal edildi. Tabii. Bu birinci nokta. İptal edildi. Niye iptal edildi? Tabii. Ayrıca neden hep muhalif kesimle ilgilendi? İşte Can Dündar ve Erdem Gül ile ilgili konuştu. Türkiye'de basın özgürlüğü yok dedi. Türk halkı basın özgürlüğünü, bazı hakları uzaklarda aramasın, kendi anayasasında vardır dedi. Bunların hepsi birer mesajdı. Ayrıca PYD ve YPG konusunda da ayrı düştüğünü söyledi. Peki şimdi Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Rusya ile ortam gergin, zaten kavgalıyız. ABD'ye de bir şekilde ortam geriliyor. Ne olacak? Nasıl bir gelecek bekliyor? Nasıl görüyorsunuz ülkenin geleceğini? Putin çok açık söyledi. Putin bunu çok açık olarak söylüyor. Tayyip Bey ve yakınındakiler devlet idaresinden oraya çocukları topladı. Devlet idaresinden kalın, ince bunlar bilmiyorlar. Çok açık olarak şunları söyledi. Putin. AKP bu iktidardan gitmezse ben buna devam edeceğim dedi. Bir, bunu çok açık olarak söyledi. İki, Putin'in asıl meselesi o da değil. Her gün bunları söylüyor. Putin, siz diyor İslamcı değilsiniz diyor AKP'ye. Siz kökten dincisiniz diyor. Bunları da bize ihraç ediyorsunuz diyor. Meseleyi bu açıklıkta alacaksınız. Başka hiçbir çaresi yok. Şimdi buraya bir nokta daha çıktı. Bir muhalefet daha çıktı. Bir muhalefet, o da Kürtler de başladılar. Demin iki örneği verdim. Bir, Demirtaş 4 yıllık diploması yoktur dedi. İki, bir yurt dışındaki Kürt doktoru Kürtlerin resmi denebilecek organında Tayyip Bey'in had safhada, yüksek safhada düzeltiyorum,
Saralı olduğunu söyledi. Doğrudan doğruya Tayyip Bey'in bir kere şöyle damara giren şeyler. Türkiye buraya geldi. İşte tam bu sırada Biden bunları söyledi. Gayet açık. Peki bu Can Dündar konusunu biraz da açalım. Siz defalarca yargılandınız, hapis yattınız. Hiç sizi bir Amerikalı üst düzey yönetici gelip ziyaret etti mi? Siz niye bunu soruyorsunuz? Peki ben bunu söyledim. 5 yıl Türkiye'nin en değerli insanları Silivri'de yattı. Affınıza sığınarak söyleyeyim. Kim? Kim? Can Dündar kim? Can Dündar kaç gündür muhalif gazetede? Can Dündar 2 gün öncesine kadar Milliyet Gazetesi'nde de Milliyet Gazetesi, AKP'nin gazetesi olarak biliniyor. Biraz fazla gitti, oraya gitti. Öbür çocuğu ise hiç bilmiyoruz. Bir put yaratıyorlar. Böyle şeyler olur mu? Ben bir yerde, galiba Ulusal Kanal'da da, bunların eşlerine de çok güzel bir isim buldum. Putiye. Putiye. Bunlar ne? Türkiye ile alay mı ediyorsunuz? Kim kabul eder bunu? Ha. Tabii ki yat babası lazım. Hiçbir suçları yok. Ben mahkemelerde de bazı şeyler söylüyorum. Şu savcı, şu bize kötü davrandı. Sonra da mahkemeye diyor. Aman üstadım, bunları hapse atmayın. Yargılayın. Hüküm alırsa bize hapse attılar. Bize yapılan kötüdür. Bize yapılanları, kötü şeyleri bunlara yapmamaları lazımdır. Ve siz böyle bakıyorsunuz. Ben nasıl bakıyorum? Ben başka. Biden geldi. Elinden tuttu. Biden Putiye'leri de sevdi. Biden bunları gedi. Peki Türk Devleti ne yaptı Biden'dan sonra? Ne yaptı? Peki benim iddianamem kaç zaman sonra geldi? Sevgili arkadaşım. 1 sene sonra benim iddianamem. Biz oturduk iddianame bekledik hapiste. İlker Paşa ne yaptı? Hapiste oturdu, iddianame bekledi. Ah ne güzel bekliyor bu dedi. Herkes 9 ay, 10 ay bekledi. Ey Biden! Biden geldi. Ankara'ya gitmedi. Çocuklara dedi ki, ne güzel babanız var, ne kadar da cesur babanız varmış. Sizin babanızı da annenizi de çok sevdim dedi. Sonra ne oldu? 2,5 ayda iddianame. Dünyanın en hızlı. İşte Biden budur. Buraya da buna 2,5 ayda alıverdi iddianameyi. Mart ayında temenni ederim çıkar. İşte budur. Öyle şey değil. Biden ve çok çok da ağır laflar söyledi. Amerika'ya da gidince ağırdı. Evet, çok da ağır laflar söyledi. Ha, Türkiye iki taraftan, şimdi gayet açık olarak söylüyoruz. Amerika tarafından ve daha çok Putin tarafından yapıyor. Tıpkı bu kitapta söylediğim gibi artık bizim coğrafyamızda, yani Türkiye sınırları içinde, birinci kavim Kürtlerdir. Obama 2014'te bunları söyledi. Ben gördüm, yazdım. Şu anda budur. Bütün CNN ve öbür televizyonlarda sadece onları görüyorsunuz. Ve çok da moralleri yüksek. O kadar bilgisizler ki, Selahattin'le
Figen Hanım'ı hapse atarlarmış. Ya biraz dünyadan haberiniz olun. Bu iki, tanımıyorum ben, tanışırım bir müddet sonra ikisini de. Çok bilgileri yok. Ama kendileri için yürekli davranıyorlar. Bunlar bu politikada yükselirler. Ama çok önemli bir eksiklikleri var. Hapse girmemişler. Mafya işinde bu sol politikada hapse girmezsen bir şey olamaz. Tayyip Bey şimdi onları hapse gireceğim dedi. Figen Hanım da hadi bakalım, hadi bakalım. 3-4 sene kalsa aslan gibi, pardon düzeltiyorum. Yani bilgili olurlar. Onlar da onu biliyor. Başka türlü olmaz. Gelir geçerler. Dünyadan haberleri yok. Orada da. Şimdi şuraya bakın, şuraya bakın. Doğu Perinçek otur biraz ağla. Ağla. Ne diyor? Ne diyor Tayyip Bey? Niye diyor Putin bizi bir kenara atıyor diyor. Koca Türk devletine bak bir kenara attığını söylüyor. Yanında da bir kalın var. Kalın da diyor ki niye bizimle görüşmüyor diyor. Otur biraz ağla kalın. Ağla. Belki acır. Böyle şeyler olmaz. Bu devleti bu hale getirdiler. Doğu Perinçek, senin de katkınla bu devlet bu hale geldi. Bırak bu işleri diyoruz biz. Arkadaşımızsınız. Arkadaşça söylüyoruz. Bizim öyle, bizimle yarışamazsınız. Ha ne mi yapacaksınız? İşte söylediklerim bunlar. Benim, ben başka bir şeyim yani. Benim konumum başka bir konum. Onlar ayrı. Yani inşallah başka bir zaman yaparız. Evet, şimdi gelelim Genelkurmay Başkanı'nın Suudi Arabistan ziyaretine. Genelkurmay Başkanı Sayın Hulusi Akar, demin bahsettiğiniz gibi Başbakan'la beraber Suudi Arabistan'a gitti. Burada da en önemli soru, insanların aklına gelen, teröre karşı İslam ittifakı gündeme geldi ve bu ittifaktan daha güçlü bir şekilde çıkmak için oraya gitti Genelkurmay Başkanı diye söylemler yapıldı. Tabii bu İslam İttifakı'nı da size sormak istiyorum. Bu İslam İttifakı mı yoksa mezhep ittifakı mıdır diye. Bu çerçevede Genelkurmay Başkanı'nın Arabistan ziyaretini de değerlendirelim. Bir! Genelkurmay Başkanı resmi bir ziyaret olmadan, daha önce gideceği belli olmadan gidemez. Böyle bir devlet olmaz. Öyle bir şey söylemediler. Benim burada, bütün kupürler burada. Ondan sonra. Kupürler burada. Ne dedi? Aynen böyle Davutoğlu. Ben gidiyordum, orada bir şey yaptı. Gel dedim, geldi. Ama yoğun bir savunma sanayi işbirliği var da dedi. Yani savunma sanayiyi konuşacağız. Genelkurmay Başkanı'nın da yanımda olmasından olmasını istiyorum dedi. Genelkurmay savunma sanayini kral konuşmaz. Oradaki teknisyenler konuşur. Bunlara kargalar bile güler. Öyle bir şey yoktur. İkincisi söylediğim gibi hangi sanayiyi kuracaksın yani? Neyi kuracaksınız? İkinci, daha da öbür tarafta bu işler ciddi işlerdir. Ha. Tam bunlar gittiği zaman, bir dakika bu noktaya geliyoruz. Ben bunu çıkarttım. Size de söylüyorum. Hayır, öyle değil. Ne savunma sanayi ne bir şey. Suriye'ye Suudi Arabistan'la Türkiye'nin birlikte girmesi tartışılmıştır orada. Ve 1 Şubat'tan 6 Şubat'a kadar da Türkiye bu konuda bütün dünyada bunlar söyleniyor. Putin ısrarla bir noktayı şunu söyleyelim. Hem Sovyet döneminde hem bu dönemde Rusların Türkiye istihbaratı şaşılacak ölçüdedir. Ve şu anda eğer Putin ikisinden itibaren, üçünden itibaren
Türkiye Suriye'ye girmek için hazırlanıyor diyorsa, Genelkurmay'ın içindeki çok az insanın bildiği bilgilere sahiptir demektir. Bu çok açık. Bunların bazı örneklerini biliyorum. Çok açık. İki. Ha. Biz Ricardo ve Marx'tan bir şey öğrendik. Öyle komünizm bilmem ne değil. Öğrendiğimiz şey deviation'dır. Sapma. Ne neden sapıyor? Benim en büyük ışığım sapmaya bakarım ben. Günlerce yatarım. Nedir bu? Nedir bu? Nedir buradaki sapma? Hulusi Paşa, sen bir görünüşe, sözde krala gidiyorsun. Niye üniforma giymedin de seferberlik haline gittin? Seferi kıyafetle mi gittiler? Seferi kıyafetle mi gidilir? Bunu herkese kandırabilirsin Hulusi Paşa, Yalçın Küçük'e kandıramazsın. Ha? Kandıramazsın. O böyle diyeyim. Evet, dış gündeme de girmiş olduk. Şimdi iç gündem hakkında, iç politikamız hakkında soracağım size. Hocam süremiz var. Birçok da soru var. Onları da soracağım. İzleyeceğimizin soruları. Önce kendi gündemimi bitireyim. Sizi bulmuşken. Söylediğiniz noktaya gelince, Amerikan basını da yazıyor, öbürü de yazıyor. Hatta şu anda Amerika bir tek IŞİD'e açık olan yeri kapatmayı istiyor. Türkiye'nin oradaki mayınları da temizlediğini, yani IŞİD'in Putin'in bombalarından kaçtığı zaman bize gelmesini sağlıyor şeklinde bir takım rivayetler yapıyor ki bunlar çok tehlikeli rivayetlerdir. Ama esas olarak nokta şudur, bu lafı bitirelim. Esas olarak Sünni bir ittifak yapmak istiyor. Ne zaman bitti bu? 6 Şubat'ta. Nasıl bitti? Suudi Kralı dedi ki, evet, biz tek başımıza girmeyiz. Hop! Bitti bu. Tek başımıza girmeyiz. Herkes girerse. Evet. Onun üzerine de İran dedi ki, bu Suudiler korkar girmezler dedi. Suriye de dedi ki, girerlerse falan falan. Evet, bitti bu. İslam İttifakı değil mi? İslam İttifakı'na geldiğiniz zaman. İslam İttifakı'nın içinde İran niye yok? Müslüman değil mi? Biz şimdi Suudi Arabistan'a İslam demeyiz. Kökten İslam, kökten deyince. O başka bir şey. İran Müslüman değil mi? Niye İran yok? İran İslam başka yok. Bir şey. İran başka. O başka. Bir noktaya geldiğimizde çok açık, evet, olarak şunu bitiriyoruz o zaman. Bütün dünya başka bir yere gidiyor. Başka bir yere gidiyor. Yani Amerika'da Obama da alıştır diyor. Artık dünya laisizme tekrar dönüyor. Biz göbek atıyoruz laisizme. Laisizm nedir? Öyle bir kadar. Laisizm insan aklı üzerinde hiçbir baskının olmamasıdır. Akıl serbest olacak. Dünya bu düzeye geliyor diyorsunuz. Yavaş yavaş. Yavaş kolay yavaş. Değil bu. Türkiye? Mersin'e gidiyor. Mersin'e gidiyor. Türkiye'ye saygısızlıktır bu tek müttefik olarak Suudi Arabistan'ı almak. Suriye laik bir ülkedir. Benim bir de onu söyleyeyim. Tabii Esad Suriyesi'nden bahsediyorsunuz. Başka şeylerden bahsediyorum. Hayır, laik ülke dediğiniz Esad Suriyesi'nden değil mi? Esad başka, Suriye evet, dediniz ona, ya. Evet, öteden beri ona. Suriye öyledir. Başka bir ülkedir Suriye. Benim Bekaa'ya gittiğim zaman Öcalan'la ilk konuşmam şudur. Bunlar yazılmıştır. Kayıtlarda da vardır. Çünkü hepsi kayıt alıyor. Şeyler. Öcalan dedim. Benim Doğu Birliği'mi
projemi biliyor musun? Hayır hocam dedi, bilmiyorum dedi. Ben 1962'den beri ortak pazar yerine doğudaki ülkelerle birleşmeye ve sonunda bir devlet olmayı öneriyordum. Öcalan'a bunu anlattım. Öcalan da aynen şunu söyledi. Hocam hiç bilmiyordum, çok güzel olmuş dedi. Sonradan PKK'lılar bunu Orta Doğu Devletler Birliği şeklinde tüzüklerini aldılar. O benim fikrimdir. Ve herkes dinlesin bunu. Belki Selahattin Bey bilmiyordu. Moskova'ya gittikten sonra ne dedi? Ne dedi? Herkes hatırla. Biz çok devlet kurarız. Federasyonlar kurarız. Uçmuştu oradan geldi. Ama bu onların programlarında vardı. Onların programlarında vardı. Benim de şu anda şeyim. Bizim Suriye'de artık bütün bu sıkıntılardan bittikten sonra Suriye ile bir birliğe gitmek mecburiyetindeyiz. Zaten 4 milyon adamım burada. Başka çaremiz yok. Ve Suriye çok laiktir. Suriye çok laiktir. Bunları kabul etmek lazım. Ama diyelim bir birliğe gittik. Esad kabul eder mi bunu? Şimdi devam ediyorum. Esad kabul eder. Ama şu anda işler çok zor. Çok zor. Çünkü çok açık olan nokta. Benim bu projelerimden sonra Rusya oraya yerleşmek durumundadır. Artık orada bir güç var. Amerika'da yerleşmek durumundadır. Bunu herkes kafasına almak durumunda. Ne demek yerleşmek onu bilemeyiz. O meşhur hikayeler. Çok açık olarak şunu söylerim. Benim kitaplarımda şu vardır. Türkiye'nin gücü 19. yüzyılın ortasından beri Türkiye bir tampon olacaktı Rusya veya Sovyetlere karşı. Şimdi bunu aştılar. Bizim dünyada öyle bir değerimiz kalmadı. Çünkü tampon Rusya'nın, Rusya aşağıya inmeyecekti. Biz onu engelleyecektik ama indi aşağıya. İndi ve uzunca müddet hem Suriyelilerin hem de Bağdatlıların, Irakların dostu oluyor. Oradaki inşaatların çoğunu da onlar yapacak. Büyük şey olacak. Obama ne yapacak onu bilemem. İşe Obama başladı ama şimdi daha geride kaldı. Obama çünkü iktidarı döneminde yani savaş istemiyor. Daha pasif. Çok önemli işler yaptı. Çok önemli işler yaptı Obama. Amerika için çok önemli işler yaptı. Ama bunu şey yapıyor. Kadın gelirse o daha başka. Kadın gelirse. Kadından kastım Hillary. Evet. O daha şey. Ne oldu onu da bilemiyorum. Yoldaydım bu son seçim şeyi. Başka. Ha. Dönüp ne yapacağımız nokta şudur. Bir, Putin AKP iktidarı gitmeden önce bu işten vazgeçmeye niyeti yok. Çok açık olarak. İkincisi, en önemli rahatsız olduğu nokta Çeçenya'da gördü, öbür tarafta gördü. Zaten içinde yobazlaşmış olan Türk kökenlilerden şikayetçi, Türkiye'nin kökten dinci olmasını istemiyor. Sözünüze geldiğinizde, sorunuza geldiğinizde, Suudi Arabistan'a gitmek, Mersin'e gitmek. Herkes çok mümkün değildir. Bitmiştir bu. Bitmiştir. Şunu da çok açık olarak söyleriz. Yani ben kitabının bütününü okuyamadım. Ama Öcalan'ın yurt dışında çıkan kitabında AKP ile balayını bitirmiş görünüyor. Bitirdiği için de AKP ona eski imkanları tanımıyor.
Bu kadar. Öcalan'la, Abdullah Öcalan'la görüştüğünüzden bahsettiniz. Aynı karede olduğunuzdan bahsettiniz zamanında. Neden Abdullah Öcalan'la aynı karede oldunuz? O zamanki Kürt hareketinin sebepleri neydi ve siz neden Öcalan'la görüştünüz? Ha şimdi böyle... Yani bir sosyalist bir hareket mi vardı o zaman? Türkler ve Kürtler olarak. Şimdi, bir şeye mi tepkiliydiniz? Şimdi... Yani böyle başka bir şey. Ha. Bir, çok kısa. 1961 yılında Türkiye İşçi Partisi kuruldu. Mehmet Ali Aybar başına geldi. Türkiye İşçi Partisi neydi? Türkiye İşçi Partisi üç kolu olan bir partiydi. Bir, Türk aydınları. Türk aydınları. Beyce Boran, Sadunar, şu, bu, bu. İki, sendikalar. Sonradan diski kurdular. Üç, Kürtler. Biz Kürtlerle beraberdik. Bütün en güzel Kürtler bizdeydi. Hepsi de Kemalist'ti. Çok da bilgiliydi. Kemalistlerdi. Biz, tabii. Ben zaten Kürtlere biz sizi Kemalist ettik dedik. Çok da iyi bir şeydir. Ondan sonra da gayet açık. Demin de söylediğim gibi 1970 yılında biz, ama Kürtler vardı fakat Türk olarak vardı. Yani Kürt, birisi ben Kürdüm dediği zaman hapse girerdi. Biz bunu açtık. Bir, bütünüyle yapan budur. Yani Türkiye İşçi Partisi. Biz şunu düşünüyorduk. Kürtleri modernize edersek. Şu anda Amerika düşünüyor. Şu anda Putin düşünüyor. Biz onları yaparsak Türkiye çok güçlenir. Gayet açık olarak bunları. Birinci nokta budur. İkinci nokta, böyle düşündüğümüz için daha ileriye gitmeliyim. 1900 işte Kürt vardır, onları ben geliştirdim, sonra Beycan'ım yoktu bilmem. Ben gayet açık. Ben bazen şunu söylerim, bana bunu söyleme. Benim avucumda da öyle. Birçok Kürtlere, sizin bu davada, tabii legal olarak açtığımız yolda, sizin burada hiçbir rolünüz yok. Birçok şey içinde ben varım. Bir tek Kürt Beka Vadisi'ne gitmedi. Ben Beka Vadisi'ne gittim, tek başıma. Yalnız böyle hikaye falan değil, gayet açık olarak söylüyorum. O süreçte Abdullah Hoca'dan var mıydı? Tabii, orada. Orada. Ha, biz o kadar iş yaptık ki, biz Türkiye İşçi Partisi'ydik. O kadar çok etkiledi ki, Öcalan ve arkadaşları parti kurduğu zaman partiye Karkaram Kürdistan dediler. Aynı o, Kürtçesi sadece. Kürt, bizim Türkiye yerine onları koyuyorlar, İşçi Partisi demektir. Onu çok şeydi, oradan etkilendiler. Orada da gitti. Birçok bunları konuştum. Peki sonra ne zaman bu bahsediyorsunuz? İşte kitabi bilgi, işte daha zihin devriminden bahsediyorsunuz. Anlamadım. Bölgedeki Kürtlerin daha aydınlanmasından bahsediyorsunuz. Emek verdim diyorsunuz. Onları daha aydınlanmasından. Ha, ne zaman bu olay? Çok güzel insanlardı. Çok güzel insan. Ama şu anda öyle değil. Şimdi ne zaman bu olay silahlı mücadeleye geldi? Sorun bu. Çıkar çıkmaz geldiler. Bakın. Güzel sorular soruyorsunuz. Ben de özetliyorum. Ne diyorum? Abdullah Öcalan Beka Vadisi'nde çok zayıf bir insandı. Abdullah Öcalan Beka Vadisi'nde ne zaman güçlendi? Diyarbakır hapishaneleri altında 12 Eylül oldu. Oradaki insanların kıçına sigara koydular. Olmadık işkenceler yaptılar. Ve hapishaneden çıkanların hepsi, yani Kenan Evren aşağı yukarı Abdullah Öcalan'a onunla beraber mücadele edecek adamları topladı gönderdi. Abdullah Öcalan'a adam gönderen Kenan Evren'dir. Şu anda Diyarbakır'da yapılanlar Amerikan için, Putin için
Kürt göndermektir. Bunu hiç kimse kabul etmez. Bu yapılanlar Doğu Perinçek oraya yardım etti. Bunun bir savaş olduğu tartışmalıdır. Ama insanları evlerinden beyaz bezler alıp yaşlı olarak atıyorsan bu tehcir gibidir. Bir tür tehcirdir. Atıyorsun öbür tarafa. Onların çoğu, benim bakışım nedir biliyor musunuz? Artık öyle bir noktaya geldik ki benim bütün çabalarıma rağmen Kürtlerin bizimle beraber olma ihtimali çok azalmıştır. Bizi bölmüştür bunlar. Bunları yapanlar bizi böldüler. Hiçbir şey elde edemediler. Hiçbir şey elde edemediler. Bunun da farkında oldukları için. Yani şimdi hükümetin doğudaki politikası çok iyi, işte çok seviyorum diyenler var. Çok iyi oluyor diyenler var. Nerede iyi olur? Oysa ki tam tersi. PKK'nın da ekmeğine yağ sürmektir diyorsunuz. PKK. Yani şu an buradaki hükümetin politikası. PKK çok memnun. Çok memnun. Ve zaten hükümet de bütün bu ifadelerine rağmen, bunlara rağmen buna devam edemeyeceğini hem ordu hem hükümet bir an evvel bitirmek istiyorlar. Ama çok büyük bir ayrılık verdiler. Bana onu diye. Bakın bunu kim ne diyorsa desin. Benim yaklaşımım şudur. Lenin'den bazı şeyler öğrendik. Bazı şeyler de öğrenmedik. Ama öğrendiğimiz noktalardan bir tanesi şudur. Çok laftır. Biz ezen ulusuz. Biz yöneten ulusuz. Biz yıllarca Kürtleri yönettik. Onlara ağır şeyler yaptık. Biz Türklere, benim gibi Türklere, onlara daha yapıcı, daha yumuşak davranmaya mecburuz. Ordu savaşır, öbür şeyler değil, bu dedi. Ona bir şey hiç bitirersin. Ben de savaştım. Bunda. Bizim söylediğimiz budur. Ben oraya gittim. Bitiriyorum. PKK'nın özellikle Abdullah Öcalan'ın 3 dönemi vardır. Birinci dönem bu devletin söylediğidir. Şu anda da beni Barzani devleti bırakayım. Bir yeni insan var. Söyleyeyim. Yalçın Akdoğan var. Onu duyarlar. Yalçın küçük yönetiyor derler Kürtlere. Gelirse sorun. Sorun. Bir dönem odur. Ben bunları kabul etmem. Ama Silivri'de ben Kürtleri yönetiyordum, CHP'yi yönetiyordum. Her şeyi ben yönetiyorum. Bir numara bendim. Bu gayet öyle. İkinci dönem, uzatmayayım. Bu doğru değildir. Doğru değildir. Doğru değildir. Yani Öcalan'da lafı vardır. Yalçın Küçük ağzını açtığı zaman beynimde şimşekler parlıyordu. Doğru değildir dedin, silahlı mücadeleye girişmek doğru değil midir diyorsunuz? Hangisi? PKK'nın silahlı mücadeleye girmesi. Sonraki dönem. O onların işi. Girdiler. Ya doğru mudur değil midir ya yaptı silahlı mücadele? Silahlı mücadeleyi meşbur kaldık dediler. Bir de bağımsızlık için yapıyorlar dediler. Benim orada iyidir demek gibi bir durumum yok. Ben bu işi, bu birliği kurmak istiyorum. Şimdi çok zorlaştı. Şimdi başka, demin de söylediğim, ilk gittiğimde söylediğim nokta Doğu Birliği'ni. Bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım? O noktaya şey yapamıyorum. Yani şu an tekrar ediyorum. İkinci dönemi vardır Öcalan'ın. Bir de bunları söyleyelim. O da İmralı'ya düştükten sonra Genelkurmay'ın etkisindedir. Bir ara bu tür sözler etti. Ordu da memnundu. Üçüncü nokta 2011'den sonra. 2011 adını söylüyorum. Belki biliyorsunuz. İki tane dizi vardı. Bu diziler olmadan bu dönemi bilemezsiniz. Kollama ve Tek Devlet. Kollamada da başrolde bendim. Minik Kaya. Öbür tarafta oydu. Oralarda ben sürekli Öcalan'ı öldürmeye kalkan bir adamdım.
Kürt gençlerinin en çok beğendikleri şeydir. Yalçın Küçük Minik Kaya. Ve 2011'de şu veya bu şekilde AKP ile Öcalan arasında bağ kuruldu. Devam ediyorum tarih. Şu sıralarda o bağ bitti. Bitmiştir artık. Bitmiştir. Ha, benim rolüme de baktığınız zaman benim hiçbir zaman kabul etmeyeceğim rol kökten dinciliktir. Mesela Öcalan benim kendisine çok ağır sözler söylediğimi kendisi koymuş oraya. Öyle kimse beni, onlar olduktan sonra kimse beni bilmem ne şurada falan diyemez. Ben de, bir de şunu söyleyeyim. Ben Beka Vadisi'ne gittiğim zaman ben ne yaptıysam korkarak yapmışımdır. Beka Vadisi'nde Şam yolundan bir yöre çıkıyorken ben kendime şöyle söylüyordum. Yalçın, şimdi seni vuracaklar. Üstündeki pasaport başkasına ait. Tam ölecek şeklin diyordum. Ben risk alarak gittim ve çok da iyi bir iş yaptım orada. Yani hiç böyle bana çiçeği vermediler. Çiçeği, çiçekli resim. Şu resmi de. Bakın. Evet, bu resmi de. Bu tarafa. Ha, bu resmi de çok eleştirdiler. Niye eleştirdiler? Yani çok iyi bir iş başardım dediniz. O işi biraz açar mısınız? Yani o işin bir görevi mi var? Bir göreviniz mi var? Beraberliği istediği zaman, Kürtlerle Türklerin beraberliği olduğu zaman ben iş için söylüyorum. Yani amacınız buydu. Türklerin birliği için. Bir dakika. Burada. Bunu Silivri'ye geldiler. Fırat. Bu adama bakın dediler. Apo'nun karşısında ayak ayak üstüne. Bana hiç kimse bir şey söyleyemez. Hiç kimse. Bakın ayak ayak üstüneymiş. Gayet bunlar öyledir. Ben Türk aydını olarak oraya gittim. Ve bütün kayıtlarda da ben öyleyimdir. Onurlu Türk aydını olarak. Benim temel ilkem şudur. Türklerle Kürtlerin birliğini sağlamak. Bunlar da birçok işi de yapabilecek durumdayım. Bu da böyledir. Öyle şeyler yoktur. Ha. Şimdi herkese iyi bir şey söyleyebiliriz. Şurada aforizmalarda benim bir sözüm vardır. Ben Türk ilericiliğiyle Kürt ilericiliğini birleştirmeye, Türk gericiliğiyle Kürt gericiliğini bozmaya çalışan bir adamım. Bu kadar açıktır. Ve ben Altantan gibi bir Nakşibendi. Leyla gibi ki ben çıkarttım onu. Leyla gibi bir Barzanici. Leyla Barzanici'dir. Leyla Tayyip Bey'le konuşmak için evvela Barzani'ye söyle bağı o kurar. Bu defa sıkıştılar o tarafa. Gayet açık. Şu anda Türk gericiliğiyle Kürt gericiliğinin bağı olması bizim sonumuzdur. Bu kadar açık. Ve laik olacaktır. Türklerle laik. Bu kitabı da getirdim. Bizim derken Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyorsunuz. Tabii. Bu kitabı da getirdim. Her şeyi getirdim. Zerdüş, kitap, Avesta. Kürtler derler ki bizim dinimiz Zerdüş dilidir derler. Doğrusu da odur. Çünkü İranların dili budur. Bunu bir başka gün anlatırım. Şimdi bitiriyoruz. Ne zaman isterseniz. Ama sipariş üzeri... O sonumuzdan kastınız Cumhuriyet'in sonu muydu? Tabii. Cumhuriyet'in sonu diyor. Ha, Cumhuriyet'in sonu olmaz. Küçük küçük kalırız. Ama zaten küçülüyoruz. Zaten küçülüyoruz. Her şeyimiz bitiyor. Her gün bu kadar çok insan ölüyor. Her gün hırsızlar. Görülmemiş hırsızlıklar var. Görülmemiş hırsızlıklar var. Onlar şey yapıyor. Her taraf. Her gün kavga var. Her gün otomobiller. Buna devlet diyebilir misiniz siz?
Buna devlet diyebilir misiniz? İçi yanmıyor. Seviniyormuş benim sevgili arkadaşım Doğu. Seviniyormuş. Yazık. Yazık. Ha. En çok sevdiğim şiirler. Kafanın içi güzel, korkunç, kudretli ve iyidir. Delikanlım, senin kafanın içi yıldızlı karanlıklar kadar güzel, korkunç, kudretli ve iyidir. Yıldızlar ve senin kafan kainatın en mükemmel şeyidir. Nazım. Ve biz de diyoruz ki insanın bugün, insanın, buna inanıyorum, insanın en güzel yanı kafasıdır. Bu kafanın üzerinde hiçbir ağırlık olmamalı. Özgür olmalı bu kafa. Laiklikten de bunu anlıyoruz. Bugün evet. Siz bitirirsiniz dediğiniz kadar. Bitireceğim. Tabii birçok soru vardı. Sizi çok görmek istemiyorum. Yani başka bir zaman olursa şimdi, geliriz. Tamamdır. Burada olduğumuz zaman. Kitabınız hakkında bir soru soracağım. Evet. Bu çıkış 2 ile ilgili. Evet. İçindekiler kısmında birinci bölüm, ikinci bölüm yerine birinci sure, ikinci sure demişsiniz. Evet. Takıldım oraya biraz. Neden sure kelimesi? Tabii. Çünkü pratikti. Bölüm bölümü çok kullandım. Kitabı da kullanmak istemiyordum. Birincide de bunu yaptım. Ama bir de şunu yapıyorum. Sure sözcüğü Arapça değil ki. Arami, Suriye dili, yani İbrani dilinin başka şekli. Başka birçok şey de yapıyorum. Ben böyleyim. Gayet garip bir adamım. Bir tek ben Rusçayı öğrenmeye çalışıyordum. O sırada Rusça öğrendim. Kürtçeliği de çok iyi öğrendim. Şimdi de İbrani öğreniyorum. Çünkü bunlar olmadan öne ve yapmak istediğim şundan çok memnunum. Hiç umurumda değil. Ben sabataistleri asimile ettim. Türkiye'nin çok zenginlerinden birisine, başka bir zengin, adını vermiyorum. Affedersiniz, böyle konuşmuşlar. Lan adını da söylemiş. Yalçın Hoca senin demiş. İbrani olduğunu ne diyorsun? Sayesinde kökümü öğreniyorum. Ben şu anda onları yaptım. Şunu söylüyorum ben. Bu çok doğrudur. Çok doğrudur. Bu sabateistler dönmeler olmasaydı biz bu cumhuriyeti bu kadar kolay kuramazdık. Yani çok zorlanırdık. Şimdi ben Yahudilere de aynı şeyi yapıyorum. Ne olacak? Doğu Perinçek Yahudi diye kötü mü? Hiç öyle bir şey yok. Sadece bazıları var, kalpleri bize değil İsrail, onları da mücadele ediyorum onlarla. Yahudilerin hepsini asimile edeceğim. Hepsini asimile edeceğim. Tıpkı Osmanlı'da olduğu gibi, size nasıl Çerkez diyorlar, bana nasıl Çerkez Türkmen diyorlar, öbürünü nasıl Kürt diyorlar, ona da diyeceğiz. Bu kadar basit. Ve iyi götürüyorum. İyi götürüyorum dediğim zaman iyi yapıyorum. Evet. Hocam bir 5 dakikada izleyicilerin sorularına yer ayıralım. Şimdi AKP beni Kemalist yaptı dediniz. Bazı izleyicilerimiz takılmış oraya. AKP'den önce Kemalist değil miydi? Hayır. Yanlış anlıyorlar. Biz sosyalistik. Kemalizmi aştık. 1960'lı yıllarda köy öğretmenlerimiz, bizim şeyler, fakir baykutlar sosyalizmle Kemalizmi aynı derlerdi. Hayır diyorduk. Bu ayrıdır. Biz ondan daha ilerideki aşamaya geçeceğiz. Ve biz sosyalist olduk. Biz şu olduk, bu olduk. Ama AKP Cumhuriyete ve Kemalizme öyle darbeler indirdi ki biz artık Kemalist olduk tekrar. Tekrar Kemalist olduk. Bu da bütün solcularda memnuniyet yarattı. Çünkü şu anda mücadele Cumhuriyeti ve Kemalizmi savunma mücadelesidir. Budur. Siz Kemalist oldunuz. Peki başka bir izleyicimiz sormuş. TSK içinde Kemalist subay kaldı mı? Ha! Çok az. Yani çok az. Onları yapacağız. Bu çağrımızı. Her televizyon programımda da bunu yapıyorum. Genç subaylar, genç öğrenciler, kalemlerinizi, kağıtlarınızı alın, karşıma oturun. Başka çarem yok. Niye çarem yok? İsmail Hakkı Paşa ile bu programı yapıyorduk. Bize bunların hepsini okuttular dedi.
Ve bilmiyorlar ki. Biz tekrar okutacağız. Tekrar okutacağız. Evet. Evet. Tabii Doğu Bey hakkındaki bazı söylemleriniz hakkında üzülen izleyicilerimiz de var. Biraz sert çıkıştı Yalçın Bey diye. Bu konu hakkında birkaç cümle kuracak mısınız yoksa kapatacağım. Yok, gayet açık olarak söyledim yani. Ben sert çıktığımı söylemiyorum. Sizin söyledikleriniz benimkinden daha sertti. Böyle böyle. Biz aydınız. Doğuyla aydın dönemlerimiz var. İnsan ölenler için sevinmez. Hele benim kardeş halkıma ölenler için sevinmez. Bu açık. Ama onun ötesinde çok da açık olarak da söyledim. Tamam, Doğu, bırak bunları artık. Oğluna bırak. Dünya güzeli bir oğlum var. Ben 2,5 sene, 2 sene onunla hapse yattım. Çok terbiyelidir, bilgilidir. Akademik kariyeri var. Bırak artık. Yapamıyorsun. Bundan daha iyi kardeşçe, bundan daha iyi bir şey söylenmez. Evet, Sayın Yalçın Küçük, teşekkür ediyorum. Sağ olun, bizleri kırmadınız, yayınımıza geldiniz. Önemli bilgiler verdiniz bize. Teşekkürler. Tamam, sağ olun. Evet efendim, bu hafta da yayınımızın sonuna geldik. Sayın Yalçın Küçük konuğumuzdu. Önemli konulara girdik. Ulusal konusuna girdik. Sayın Doğu Perinçek'in söylemlerini konuştuk. Türkiye'nin iç ve dış politikasına da girdik. Umarım eğitici, bilgilendirici bir yayın olmuştur. Görüşmek üzere, iyi geceler. Çok teşekkür ederim.